Günaydın efendim. Bugün 4 Nisan Salı, yeni bir Antalya Gündem programıyla sizlerle birlikteyiz. Haftanın ve Nisan'ın ikinci programını yapıyoruz. Ben Nihat Toklu, program ortağı Ali Orhan ve ekibimiz sizlere günaydın diyoruz efendim. Kanal V'nin Antalya Gündem programından. Evet, Ali Bey de yerinde şu an bugün. Her zaman olduğu gibi şu anda sosyal medyadan programımızın başladığına dair duyurusunu da yaptı mı? Ayıp ediyorsun. Yaptı. Sen daha başlamamışsın. Ya biz daha başlamadık. Biz başladığımızda sen daha başlamamışsın. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz bu duyarlılığından ötürü. Kendisine de günaydın dedik. Sesini de duyduk. Hemen başlayalım Ali Bey. Ali Bey, dün akşam televizyon izlemişsinizdir değil mi? Niye? İzlemişsinizdir diye tahmin İzledim, ediyorum. İzledim Kanal B'nin ana haber bülteninden. İzledim. Başka? Başka içeride dizisini izledim. Evet. Bir de şey vardı, CNN'de Tuğrul Türkeş'le Muharrem İnce'nin katıldığı, ayrı ayrı katıldıkları program vardı. İzlemiyorum. Artık tartışma programlarını izlemiyorum. Evet. Yani. Ya çünkü gereksiz buluyorum. Hiç kimse gerçek bir şekilde niyetini ya da ne düşündüğünü söylemiyor. Oraya gelelim de şimdi dünya televizyon izlemede dünya birincisiymiş, dünya şampiyonuymuşuz Ali Bey. Ta işimiz yok. Televizyon izlemede dünya şampiyonuymuşuz. Evet. Evet, bir medya takip kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre Türkiye günde 330 dakika ile televizyon izleme rekorunun sahibiymiş. 330 dakikamızı ortalama günde. Günde 330 ne kadar sürüyor? Posta gazetesinden okuyorum bunu. Ne kadar ya 60 dakika bir saat olduğuna göre. Benim matematiğim çok kötüydü. O senin işin. 3-4 saatimizi bu şeye ayırıyoruz neredeyse. Televizyon izlemeye ayırıyoruz. Kaç dakika demiş? 330 dakika. 330 dakikada nasıl 3 saat oluyor? 3-4 saat dedim. 4 olsa 6 kere 4 24 240 dakika dedim. 5 saatimizi ayırdık tamam. 5 kere 3 15 yine olmuyor. 5 kere 6 30 300. Tamam. Hemen oldu. Yani bak, matematiğin o kadar iyi, benim matematiğim keçi çobanıyım, senden iyi hesapla. Peki, güzel oldu. Tamam, güzel. 5 saatinden fazla günde çok uzun bir süre değil mi Ali Bey? 5 saatin insanların televizyona ayırması ve ne seyrediyoruz? İlk tercihimiz nedir? Evlilik programları. Magazin programları diyelim buna. Evlilik programları abi. Kim kiminle ne zaman? Dün bir şey dibinde gördüm. Bir ara böyle kanal değiştirirken. Bilmem kimin nişanlısı, bilmem kimin aşkını kabul edecek mi? Ayrılıyor ondan herhalde. Öbürününkini kabul edecek mi bu televizyonda? Evet. Evet yani. Ve şeye de sıra geldi miydi var ya. Yayın politikasına da sıra geldi mi bakıyorsun. Ona aile değerlerine uyarız, uymak önemlidir, manevi değerlerimizi koruruz, şunu yaparız, bunu yaparız. Orada gerçekten insanları çok rahatsız edici, ortalama her Türk insanını rahatsız edici birçok sahne var. Bazılarının kalitesi gerçekten çok düşük. Kullandıkları ifadeler, tarzları, bizim aile yapımızla hiç ilgisi olmayan olaylar. Dediğiniz gibi onun nişanlısı, daha önce onunla flört eden öbürüyle falan şey yapıyor. Arkadaşlar çay içmeye yapıyor. Gidiyorlar, ondan sonra yemek yemeye, ondan sonra kırmızı odaya, bazı ama odalara. Nedense sizi uyarılar geliyor, sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız ama kaldırılmıyor programlar. Mümkün değil, kaldıramazlar. Çünkü merkez medyanın sabah kuşağı hep aynı. Evet. Merkez medyanın sabah kuşağı olduğu gibi öyle. Orada ciddi bir... akşam kuşakları. Bir de akşam bir de bizim şimdi Behlül'ün adı çıkmış abi bizim Behlül'ün. Behlül çıkmış onların yanında. Vallahi billahi Behlül Erci Nabuz tertemiz bir adam ya. Evet. Şimdi onlara bir bakıyorsun bir de bizim Behlül'e bakıyorsun. Vallahi bizim Behlül onların yanında namazını yazılı adam gibi görünür. Yani. Şimdi bu işte zemzem suyuyla yıkanmışmış. Yıkanmış gibi duruyor Behlül. Vallahi diyorsunuz. Öyle duruyor. İlk gördüğümde elini öpeceğim zaten Behlül'ün evet. De. Şimdi şöyle bir durum var Nihat Toklu. Alıcısı olan ürünün pazarda yeri çok olur. Demek ki toplum olarak buyuz. O yanı bu yanı kaçmayalım. Yani izlenmese kaldırırlar. Evet. Demek önemli izleniyor. Reklam alıyor herhalde. O yüzden de izleniyor. Çok da iyi sponsorlar yani var. Rütük mütük de işte sadece arada bir uyarıyor ama onun dışında bir onları... Çok da iyi şeyleri var abi. Sponsorları var. Evet, evet. İki defa o programda görün Nihat Toklu. Oradan bir tanesi vardı. Umre'ye gitti, Umre'den canlı yayın yaptılardı. Hı hı hı.
o evlenme adaylarından bir tanesi. Umre'den canlı yayın yaptılar ya, Allah muhafaza, yani hiç duydun mu Umre'den evlenme programının canlı yayını? Evet, evet. Tabii ondan sonraki tercihimiz dizilermiş Ali Bey. Evet, magazin programları ve diziler. Siz dizi kısmından tutturduk ama diğer programları tutturamadık. Sizin tercihiniz ben farklı. Bir şey söyleyeyim ya Toklu. Ben başkaları gibi izleyip de izlemedim diyenlerden değilim. Evet, evet. Zaman zaman izliyorum. Elbette ki izliyorum. Niye izlemeyeceğim ya Toklu? Evet. Ben de bu memleketin insanıyım ve bu memleket nasıl gidiyor, nereye gidiyor diye onları izlemeden ben nasıl söyleyeceğim? Başka seçeneğiniz de yok çünkü baktığınız zaman televizyona... Seçenek var Nihat Toklu. Açarsın oradan bir tane şey, belgesel izlersin. O yani saatlerde belgeseller var. Evde tek televizyon varsa aile de sizi izlettirir. O evet, yaptırırlar. O saatte size belgesel izlettirir. O öyle doğru diyorsun. Bizden sonra kimmiş? Japonya. İkinciymiş ki Japonların daha fazla çalıştığını, daha programı yaşadığını düşünürdük. Üçüncü İtalya'ymış. Ama... Biz İtalyanlara da Japonlara da fark atmışız. Neredeyse bir saat fark atıyoruz bu televizyon izleme konusunda. Şimdi bakın televizyon ne kadar izlendiği değil, ne izlendiği önemli. Evet. Yani ne kadar izlediğin değil, ne izlediğin önemli televizyonda. Şimdi öyle... 5 saat çok fazla. 5-5,5 saat. Ne yapacak yani insanlar Nihat Toklu? Şimdi emekli vatandaş sabah kalktı evde, torun yok, torba yok. Tek başına bir kadın, bir erkek beraber yaşıyorlar, karı koca. Para yok. Ne yapacak Nihat Toklu? Evet, evet. Yok ne yapacak? Bana de ki şunu yapacak. Antalya'da çıkacak. İşte gidecek şurada çay içecek. Şeye gitse çay içmeye. Şu kare yat limanının üstündeki tophaneye. 2 lira bir bardak çay. 2 kişi 4 kağıt. Evet, birer doğru. Tane içerse. İkinciyi içerlerse 8 lira bitti. Aç kaldı o ay. Bir öğle yemeği yeseler ya da bir çorba içseler orada o demircilerin etrafındaki çorbacılardan 19 lira bir çorba. Evet. Ne yapacak bunlar? Televizyon izleyecekler Nihat Toklu ya da kitap okuyacak. Gözler kitap okumaktan yaşlanmış zaten, emekli olmuş. Evet. En kolay ne? Otur televizyonun karşısına, elinde de bir tane çıt pıt. Çevir o tarafa, çevir bu tarafa. Bu iş böyle. Peki Ali Bey, geçelim. Peki, diğer konularımıza. Şimdi bir soru da ben sana sorayım. Bu programlar benim de eleştirdiğim, izlemiyorum diye güya. İzliyorum ben bunu, hiç saklamıyorum da Nihat Toklu. Kim izlemiyor? Kim izlemiyor? Heh. Şimdi sen diyeceksin ki ben izlemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, samimiyetle söyleyelim. Hı. Haftada bir 5 dakika gözüm çarptı olmuştur. Bitti, yetiyor işte. 5 dakika. İşte yetiyor. Bir. Yani geçerken 5 dakika. Ben de o sabahtan akşama kadar onu izlemiyorum Nihat Toklu. İşte öyle 5 dakika, 3 dakika her birimiz izliyoruz. Çünkü her aynı saatlerde hepsinde aynısı var çünkü. Bakıyorsun birine denk geliyorsun. Bir 5 dakika baktığın oluyor, olmuştur ama onun dışında izlememeye çalışıyorum ama... Ne kadar yakınılsa da Türk örf adetlerini aile yapısına terstir bu der desen dense de bunlar yerlerini koruyorlar. Kaldırılacaklar, kapatılacaklar, ceza verildi falan derken ama demek ki önemli bir ekonomik durum var. İlan pastasından, reklam pastasından önemli pay alıyorlar anlaşıldığı kadarıyla. İzledikleri için. Doğru. İzledikleri için. Çok iyi reklam alıyorlar. O yüzden. Yakup Toklu diyor ki günaydınlar. Vallahi de billahi de tillahi de diyor. 5 saatini 4 saatini seyrettiğim belgeselleri tekrar seyrederek geçiriyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Evet, emekli bir kardeşimiz bu şekilde şey yapıyor. Ya da emekliler kendilerini belli saatlere sokağa atıyorlar. Belli yaştaki emekliler, sizin yaşınızdaki emekliler Ali Bey. Çünkü evde arada bizim şoförler soruyormuş. Ya amca bu saatte ne işin var? 8'de 8.30'da niye çıkıyorsun? Biraz daha geç çıksana sokağa da. Çünkü öğrencileri taşıyoruz. Samimi oldum diyor, samimi oldum. İnsanlara soruyorum aynı saatlere bindiğini gördüğüm için. Sen çalışmıyorsun, niye geliyorsun? Teyzenle anlaşamıyoruz evde falan diyormuş yaşlı amcalarımız. Teyzenle anlaşamadığımız için bu saatte sokağa çıkıyorum. Mesaiye gider gibi kendimi sokağa atıyorum anlamında böyle şeyler de var. Peki, kontrollü darbe kavgası, bu da Posta'nın manşeti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 249 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişim için kontrollü darbe iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yalancı diye tepki gösterdi. Başbakan da kimse bu millete hakaret edemez diye Kılıçdaroğlu'na ispatla çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da liste ellerinde diyor. Baylokçu vekil iddiasını gündeme getiriyor. Dün katıldığı İstanbul'daki toplantıda TV kanallarının temsilcilerine bu açıklamayı yapmış. 120 ile 180 arasında baylok kullanılan FETÖ'cü milletvekili olduğunu öne sürdü. Bunların listesi hükümette var. Bankasya'nın önünden geçenler bile tutuklanırken
bu milletvekilleri korunuyor, hükümet açıklasın demiş. Ama Cumhurbaşkanı, Başbakan sen açıkla, sen söyle, iddiayı sen gündeme getiriyorsun diye Kılıçdaroğlu'na yükleniyorlar. Böyle bir durum var. Tabii bu FETÖ'nün siyasi ayağı konusu hala tartışılıyor. Kim vardı, kim yoktu? Hükümete göre böyle bir şey yok. Siyasi ayak yok. Tabii bu ne kadar inandırıcılık, bu tartışma konusu inandırıcılığı Ali Bey. Şimdi böyle bir iddiayı gündeme kim getiriyor? Ana muhalefet lideri. Niye demiyor ki şu isimler ya da kulağıma gelen 3-5 isim bu? Evet. Yani ver birkaç isim ver, bunların üzerine gidilmezse o zaman daha farklı bir boyuta gir. İşte nedense onu söylemiyorlar. Bir liste var ama liste, tabii haklısınız. Bir liste var, bu listeyi de hükümetin yerinde ama hükümet bunu açıklamıyor diye hükümeti top atıyor. Yani şimdi ben bazı isimleri bilsem, söylersem problem yaşarım. Çünkü benim dokunulmazlığım yok. Buradan çıktığımda buradan hatta giderim. Bunlara bana dokunulmazlık kaldırıldığı için acaba olabilir mi? Ne? Yani bir ara mecliste herkesin dokunulmazlığı kaldırıldı ya. Şimdi, o yüzden mi konuşmuyorlardır diyorsunuz? Nasıl herkesin dokunulmazlığı kaldırıldı? Bir ara böyle bir şey yaptı, oylama yapıldı. Yani şimdi kimsenin dokunulmazlığı yok mu? Yok şu anda yok. Yok ya. Şu anda yok. Ciddi misin? Hemen soruşturma açılabiliyor diye biliyorum. Ya soruşturma açılsın ya Toklu, eğer doğru bir şey söylüyorsan niye soruşturma açılsın? Ona sığınmayın diyorsunuz, yani dokunulmazlığa yani, sığınmayın. Bir şey söyleyeyim. Sizin burada siyaset, bir göreviniz var, bir ünvanınız var. Bu ünvanına dayanarak bu açıklamayı yapabilirsiniz. Siyaseti kim üretecek Nihat Toklu? Evet. İktidara karşı siyaseti kim üretecek, ben mi? Benim görevim bu mu ya? Benim görevim kamuoyunu aydınlatabilmek için yorum yapma. Dilimin evet döndüğünce. Siyaseti üretecek olan siyasilerdir. Buradan söylemeleri gerekir. Yani ben şununla ilgili neler biliyorum da, yok abi ya, bir şey biliyorsan konuşacaksın, bilmiyorsan susacaksın. Şimdi ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefetin iktidara en yakın parti olması lazım. Evet. Yani dünyada ben daha görmedim böyle bir muhalefet. Abi iktidar 16 yıldır iktidar yıpranmış. Halk muhalefetten hala umudu yok. Evet. Eğer siz halkın umudu olursanız, bunlar bu işi yapamadı, beceremediler, bunlar götüremiyorlar ülke yönetimini diye düşünür de, buna göre politikalar üretirseniz, o zaman halk da size ne yapar? Evet. Halk da size tercihini sizden yana kullanır. Şimdi böyle bir ortamda halen daha kalkıp da işte bazı isimle, evet ben de söylüyorum, siyasi ayağı hala yok. Evet. O konuda bizim de toplumda soru tamam işareti var. Ama bunu üretecek olan kim? Yani yargıya, polise, adliyeye, orduya sızan bu FETÖ. İş dünyasına, evet. İş dünyasına sızan FETÖ meclise mi sızmadı? Yani o tabii orada bir soru işareti var. Bir, ama dediğiniz gibi bunu açıklayacak olan sizsiniz. Ana muhalefetini söylüyoruz. İktidar açıklamıyorsa, siz bildiğiniz varsa söyleyin. Ha, bir görüş daha, evet dediğiniz gibi kaç kere şeye gidiyorsunuz, seçime gidiyorsunuz, kaybediyorsunuz ama yerinize kalıyorsunuz. Bu da olmaması gereken bir durum. Bu MHP lideri için de geçerli bu. Ya MHP zaten yok. Ben MHP'yi artık Nihat Toklu yeni değil. Ben MHP'yi ta ne zamandan beri burada söylüyordum ya, hükümetin koltuk değneğidir diye, bastonudur evet diye söylemiyor muydum? Nihat Toklu, şimdi oradan geri mi cayayım, söylediklerimi geri mi alayım? Hayır, halen de aynı düşünce ama MHP'yi ben, şu anki Milliyetçi Hareket Partisi'ni ben muhalefet partisi olarak görmüyorum ki. Hükümetle beraber aynı şeyde yürüyen bir parti. Peki, öyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin politika üretmesi lazım. Böyle Atatürkçülükle, İzmir Marşı'yla, işte Cumhuriyet'i yıktırmayacağız, bilmem ne ettirmeyeceğiz de olmuyor. Evet. Bunlar artık eskidi. Yeni söyleniyor ya, türküler söylemek lazım cancağızı. Yeni türküler söylemek lazım. Üret ya, biraz da üretin ya. Tamam. Ekonomi için, ekonomide bu ya, krizden nasıl çıkacağız? Bunun konuda topluma mesaj vermesi gerekir muhalefetin. Toplumda ona bakacak şu şimdi anda. Şimdi bak, ben seni beğenmiyorum Nihat Toklu. Ben seni evet beğenmiyorum. Diyorum ki ben Nihat Toklu'yu hiç beğenmiyorum diyorum. Peki diyorlar. Nihat Toklu'nun yerine nasıl bir şeyse, ya Nihat Toklu bir gitsin de. Ya niye Nihat Toklu'nun yerine istediğin kişi nasıl biri? Onu evet bir anlat ki bize.
Ya da sen o koltukta oturursan, Nihat Toklu bu koltuğa geçtiğinde sen o koltukta oturursan ne yapacaksın Nihat Toklu'dan ayrı? Ya bir Nihat Toklu oradan kalksın da, yok böyle bir şey yok. Ben şunu şunu yapacağım, ben şunu şunu gerçekleştireceğim, ben ayakta yorum yapacağım, ben gazete üzerinden yorum yapacağım. İşte ya da gazeteyi işte duvara çakıp, değil mi? Bunları evet. dersem, bir şey üretirsem ve karşımdaki insan da yönetici, işte idareci, şunu bunu eğer ikna edebilirsem o zaman o koltukta ben otururum Nihat Toklu. Peki Ali Bey, bunlara değiniriz. Senin de hoşuna gitti değil mi bu tarafa geçeceksin diye Nihat Toklu. Vallahi billahi ya. Mao'ya 11 milyon dolar. Kime? Mao. Mao Zedong'un. Zedong vardı bir ara sizin gençliğinizde. Değil mi? Mao Zedong bir şiir vardı Nihat Toklu. Din nedir, vatan nedir, bakmayız safsataya. Tarihte kahraman denen palavraya. Osman Gazi kim imiş, kim bakar Mustafa'ya. Selam denin Stalin, Kosygin ve Mao'ya diye bir şiir yazılmıştı zamanında 80'li yıllarda. De ki ilk kez duydum. Ciddi olamazsın. Evet. Ya toplu böyle bir şey, böyle bir şey var mı? İlk kez duydum diye. İşte iki grup arasındaki en büyük tartışma buydu. Evet. Şimdi Mao Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu. Evet. Oradaki bir Çin'de devrim yapmış birisi. Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Onun uzun yürüyüşü, Çin'deki uzun yürüyüşü ve sonunda Çin'deki iktidarı ele geçirmesi, kurduğu oradaki düzen, sosyalist düzen. Her ne kadar adı komünist olsa bile o komünizmle pek ilgisi olmadı. O, yok Çin'in liberal ekonomi var şu anda. Neyse ondan sonra ama uzun süre Mao bir şeydi değil mi? Bir fenomendi evet. Doğrusu bu. Nit diyeceğim de olmadı. Fenomendi. Dünyayı etkileyen de bir liderdi. Ama öldükten sonra da işte biraz baktığın zaman iktidar kavgası, yakınları makınları derken Mao'nun adı silindi gitti. Heykeller mutlaka vardır ama kimse Çin deyince akla belki bizim yaşımızdakiler, sizin yaşınızdakiler Mao'yu anımsıyor da kimse aklına gelmiyor Çin Mao. Ama şu andaki rejimin kurucusu Mao Zedong ve bunun posterini yapmış ünlü pop art sanatçısı Andy Warhol. 73'te yapmış bu posteri ve yaptığı poster 11 milyon dolara Hong Kong'da açık arttırmaya çıkartılmış ve satılmış. Ali Bey. 11 milyon dolara. Kaç liraydı ya? Yani ne kadar oldu? Dolar 3.5'ü geçti. 3.6, 3.7 neyse. Çarptın 30-40, 40 milyon liraya yakın. Eski parayla kaç lira? 40 milyon. Trilyon. Demek ki Nihat Toklu hala da rejimi devam ediyormuş. Evet. Posteri 40 trilyon eden, bir poster 40 trilyon. Tabii yapan sanatçının da şeyi geç var. Bu işleri, benim fotoğrafımı yapsa kaça satacak? Ama isim Müzars'tan satar, Andy Warhol satar. Onun bir tanınmışlığı var da ama gene de tabii sizinki ne kadar eder bilmem. Güzel sizin de posteriniz var değil mi? Bir keçiyle birlikte yapılmış. Var, bir fotoğraf. Bir şeyle, oğlakla birlikte. Evet, oğlak zaten mı? Ben bütün sosyal medyada onu kullanıyorum. Yani onun bir fotoğrafını, onun bir resmini yaptırabilirsiniz. Aykut Özver yapmıştı, özel bir yağlı boyayla. Hı hı, evet. Satlığa çıkarsam alan olur mu? Bir denemek lazım Ali Bey ama Mao'nun durumu bu. Peki, adını daha yazdılar haberi var Hürriyet'te. Özgür Suriye Ordusu Fırat Kalkanı Operasyonu'nun kahraman şehitlerinden binbaşı Bülent Albayrak'ın adını Elbap kentinin girişindeki Akil Dağı'na vermiş. Evet, ailesi, annesini depremde kaybetmiş, 99 Körfez depreminde kaybetmiş şehit Bülent Albayrak. Kendisi de geçen yıl 23 Aralık'ta Elbap'ta şehit olmuştu. Orada adı dağa verilmiş. Umarız o dağda adı sonsuza kadar kalır. Bu arada komutanlarımız Diyarbakır'daymış. Diyarbakır'da esnafı da ziyaret ettiler komutanlar. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Diyarbakır'daydı. Tabii bu arada Rusya'da terör var. Rusya'da St. Petersburg kentinde metroda patlama meydana geldi. 11 kişi öldü. 10 deniyor ama tabii baskıya girdiği zaman olmuş. Şu anda 11 ölü 45 yaralı olarak açıklandı. Terör saldırısı olarak nitelendirildi. Orta Asya kökenli birisinin yaptığı iddia ediliyor. Rusya'nın başkanı Putin'in de o şehirde olduğu bir günde yapıldı. Bu Petersburg, Ali Bey, eski Leningrad mı? Evet. Leningrad, değil mi? Bir ara Lenin vardı dünyada. Marksist-Leninist terör örgütü dediğini diye başlardı bir takım iddianameler.
Şimdi Lenin'in adını pek anan yok. Rusya'da bile değil mi? Adını verildi, şehir değiştirildi. Tabii St. Petersburg, Petersburg eski bir şehir. Çarlık döneminden kurulmuş bir şehir. Sonra devrimden sonra, 1917 devriminden sonra Lenin'in adı verilmiş. Leningrad olarak verilmiş. Şimdi değiştirildi. Petersburg eskadına dönülmüş ve orada bir terör olayı meydana geliyor. Baltık kıyısında bir şehir, değil mi Ali Bey? Baltık kıyısında bir şehir. Ali Bey'in coğrafyasına yakın olduğu için soruyoruz. Böyle bir şehirde bu olay meydana gelmiş. Terörün olmadığı ne yazık ki bir yer yok. Dünya üzerinde bir coğrafya yok. Rusya, orası da Orta Asya'da hali uzak bir yer. Rusya'nın uzak bir bölgesi ama oraya kadar da uzanabiliyor. Niye Orta Asya dedim? Çünkü Orta Asya'da epey Rusya kökenli terörist var, cihatçı var. Bunların bir kısmı Rusya serbest bıraktı, bizim üzerimizden Suriye'ye geçip savaştıkları söyleniyor. Böyle iddialar var. Bunların geri dönmesi Rusya'yı telaşlandırıyor. Bu gruplardan birisi midir? Bunlar soruşturma sonunda ortaya çıkacaktır. IŞİD, MIŞİD ile bağlantılı, El-Kaide ile bağlantılı bir grup mudur? Bunlar soruşturma ile ortaya çıkacak. Bugün neler olmuş tarihte biliyor musun? Ne yani olmuş Ali Bey? Şimdi niye de ki tarihte bugüne niye baktın da hiç yapmazdım bu işleri de. Hı hı. Ali Bey'in doğum günü falan değildir değil mi? Kimin? Sizin doğum gününüz falan değildir inşallah. Yok değil benimki 1 Şubat. Ha, unutursak ayıp olur diye düşündüm. O, unuttum ne yaptıklı ki onu zaten. Sen Allah'a şükür senin dünyayla ilişkin pek yoktur. Evet peki. Bugün neler olmuş? Napolyon tahtından ilk defa çekilmiş. 1814'te. Evet. Hindistan'daki depremde yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetmiş. Evet. İstanbul'da düzenlenen yerli malı kullanma ve koruma toplantısında gençlik yerli malı kullanmaya yemin etmiş 1929'da. 1941 Irak'ta eski başbakan Reşit Ali bir darbeyle iktidarı ele geçirmiş. NATO kurulmuş Nihat Toklu. Necip Fazıl Kısakürek kumar oynadığı gerekçesiyle 30 lira para cezasına çarptırılmış. 1953 önemli Türk tarihi için önemli tarihlerden biridir. Bu deniz kuvvetlerine bağlı Dumlupınar denizaltısı NATO tatbikatından dönerken Çanakkale Boğazı'nda İsveç gemisi Naboland ile çarpışarak batmış 81 Türk denizcisinin şehit olduğu bugün deniz şehitlerini anma yılı. Kimse bunu da anımsamıyor ama tabii zaman zaman konuşulurdu Dumlupınar faciası diye. Çanakkale Boğazı'nda bir ticari gemiyle çarpışıp batan denizaltımız hala orada değil mi? Onlar yatıyorlar, şehitlerimiz orada bir kısmı, en azından bir kısmı oradadır. Ama deniz şehitlerin anma günü vallahi pek anıldığını hatırlamıyorum Ali Bey. Bir ara hava şehitlerinin anma günü vardı. Enteresan şeyler var Nihat Toplu. Evet. Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirilmiş. Başbakan Süleyman Demirel Türkiye'de ABD üssü yoktur, tesisi vardır demiş. Ünlü bir sözüydü rahmetli Demirel'in. Bu konuda özellikle Türk soldan gelen bu tür söylemlere, eleştirilere aynı cevabı veriyordu. Türkiye'deki Amerikan üsleri kapatılsın denildiği zaman en bilineni şeydir değil mi? Adana İncelik'tir. Diyarbakır'da Prişlik var, Sinop'ta Amerikan üsleri vardı. Onların üs olmadığını, ortak tesis olduğunu söylerdi gibi Ali Bey. Peki siz... Antalya, Türkiye ile ilgili çok önemli bir şey daha var mı? Bu ne hatırlarsın 4 Nisan'da? 4 Nisan'da bir şey hatırlamadım Ali Bey. Şimdi araya gideceğim, şimdi yönetmenim uyarıyor da siz söylerseniz hemen hızlı söyleyeyim de. Ben 4 Nisan'da, tam tarihini de söyleyeyim. 1997 4 Nisan. Akşam siyaset meydanında canlı yayındaydı. Kim ölmüştü o gece? 4 Nisan'da kim ölmüştü? Alparslan Türkeş. Alparslan Türkeş ölmüştü. Evet. Bugün o zaman Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü. Evet, bugün ölüm yıl dönümü. Evet. Bu kargaşa da pek gündeme gelmiyor. Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü. Evet, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın, hemen dönüyoruz efendim.
Antalya Gündem devam ediyor efendim. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüme Hürriyet Akdeniz'de başlıyoruz. Hürriyet Akdeniz'in sürmanşetinde Alanya mutfağı tanıtıldı haberi var. Türkiye Aşçılar Derneği'nin 6. Geleneksel Aşçılar ve Tedarikçiler Buluşması İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılmış. 300'ün üzerinde firma katılmış. Buluşmayı takip edenler arasında Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da var. Orada Alanya standına gelmiş Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte Alanya mutfağında yemek yemişler. Alanya Yemekleri kitabı hediye edilmiş Sayın Çavuşoğlu'na. Evet Ali Bey, oradan gelelim bizim mutfağa. Alanya mutfağı, Alanya bizim mutfağımız tabii. Bir de her evin mutfağına gelelim. Şimdi dün yeni enflasyon oranları, rakamları açıklandı. Bizimle ilgili Akdeniz mutfağı ile ilgili, Alanya ile içine alan Akdeniz mutfağı ile ilgili enflasyonda ciddi sıkıntılar var. Enflasyon yüksek çıktı. Bizim Akdeniz bölgesinin enflasyonu da Türkiye ortalamasının üstünde çıkıyor. Türkiye ortalamasının üstünde yılın 3 aylık durumuna baktığınız zaman son 13 yılın en pahalı dönemlerini, en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Uyarmıştık, üzgünüz diyor Ali Çandır. Batı Akdeniz risk altında diye verilmiş haber. Borsa Başkanı, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı enflasyonunu değerlendirdi. Çandır, bu durum bölgemizde düşük enflasyondan yüksek enflasyonlara doğru gittiğimizi işaret ediyor demiş. Evet, tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi neyse bunlardaki yükseliş sürüyor. Artık %1'lerin altındaydı daha önceki yıllarda, Mart aylarında arttı. Şimdi %1'lerin üzerine çıkmış. Yıllık enflasyonun da %11'lere, 12'lere çıktı. Çift tane rakamları açtığı da görülüyor. Bir özelliğimiz de, rakamlara boğmayalım ama Akdeniz bölgesinin, Antalya'nın enflasyonu Türkiye'nin üzerinde, ortalamasının üzerinde. Neyi gösteriyor bu? Biz daha pahalı mı yaşıyoruz? Evet, biz daha yüksek, Türkiye daha pahalı Türkiye genelinin yaşıyoruz. Üzerinde daha pahalı yaşıyoruz. Daha pahalı yaşıyoruz. Antalya olarak. Ki şey söylenir işte, biz burada sebzelerin, meyvenin üretildiği yer olarak bilinir ama öyle değil işte. Bakıldığı zaman mutfak yanıyor bu bakımdan. Pazara bir çıkın, kaşla nedir, portakal. Evet. Çıkın pazara bakın, bir bağ maydanoz kaç lira, çıkın pazara bakın, biber kaç lira, domates kaç lira, salatalık kaç lira. Pazarlara bir bakın. Ya orada görürsünüz Antalya'nın ne kadar şey olduğunu, tarım memleketi olduğunu görürsünüz orada. Antalya tarım ve turizm memleketi değil mi? Evet. Kaç sefer gidip 5 yıldızlı bir otelde kaldın? Vallahi çok uzun yıllardır kalmadım. Yani öyle bakacaksın. Çok uzun yıllardır yani. Kalmadım. Antalya sebzede birçok ilden daha pahalı yiyor sebzeyi. Ha şunu söyleyelim. Bazıları davet eder işte. Şöyle bir etkinliğimiz var veya şöyle bir toplantımız var. Kalabilirsiniz dedi. Onlar farklı. Ben o tür şeylere girmemeye çalışıyorum. Ali Bey'in mümkün olduğunca Ali sizin de girmediğinizi biliyorum. Kendi imkanınızla otelde tatil yapma derseniz çok uzun yıllar olduğunu söyleyeyim Ali Bey. Evet. Bir şey söyleyeyim. Kendi imkanlarımla da olsa mesela bir yere davet etseler, bana sorsalar nasıl bir konaklama istiyorsunuz diye, ben pansiyon türü yerler isterim. Evet, butik otel istersin. Butik otel isterim. Niye? Çünkü butik oteller daha sıcak. İnsana daha sıcak, daha yakın. Gidip 5 yıldızlı otelde duvarlara bakana kadar butik otelde 2 tane insanla merhabalaşıyorsunuz. Şimdi buraya nereden geldik? İşte hem turizm hem tarım kentiyiz ama Antalya'da işte enflasyon hangi boyutta? Turizm ne halde? Hal böyle olunca da ne oluyor? Dışarıdan Antalya'yı gören insan gıpta eder Antalya'ya. Ya ne güzel. Evet. Tarih olarak, İklim olarak güzel. Bak, tarih olarak, iklim olarak, yerleşim olarak, bölge olarak, doğa olarak. Hakikaten bunlar dünyanın en güzel yeri. Bunlarda hiç şüphemiz yok ve bunları hiç tartışmam. Yani Antalya'da her şeyi istediğinde yaşayabileceğin bir iklim yapısı ve kent yapısı var. Mesela gidersin şehrin kalabalık yerlerine, o yüksek binaların arasına, hakikaten çapık bir kentleşme görürsün. Ama inersin yat limanına, tam limana inersen, orada nereden diyelim, Mermerli'den
izlersen denizi son derece rahatlatır. Beydağlarını falan alt tabakayı görmeden. Çok rahatlama ama... Şimdi... Beyaza bakmadan. Hayır, şundan söylüyorum. Çok rahatlama. Mermerli bölgesinden geçtin kale içinde. Yaş gereği tuvalet ihtiyacın oldu. Ali. Yok, ne yapacaksın? Kapalı oradaki tuvalet kapalı. Ya, oradaki tuvaletin uzun kapalı olduğunu kapalı. Söyleyelim. Evet. Çünkü bugün gazetelerde yansımış. Şimdi Ali Bey, şeyde durumumuz bu. Enflasyonda sıkıntımız var. Bölge olarak Türkiye ortalamasının üzerinde yüksek enflasyonla yaşıyoruz. Mutfağımız yanıyor. Bir de bakıyorsunuz, beterin beteri demiş Milliyet Akdeniz. Felaketler üst üste gelirse üst üste geliyor. Turizmde gerileme artarak devam ediyor denilmiş haberde, manşette. Diğer gazetelerimizde de aynı haber var. Antalya'ya 2017 yılının ilk 3 ayında gelen turist sayısı en kötü yıl olarak bilinen, tanımlanan 2016'nın aynı dönemine göre %27 düşmüş Ali Bey. Evet, Mart ayındaki düşüş artarak devam ediyor. %36 olmuş. İlk 3 ayda %27 düşmüşüz. Sadece Mart ayını oranlarsak geçen yılın Mart'ına göre %36 azalma olmuş. Avrupa'da çok büyük kayıp varmış. Hani deniliyor, yok öyle bir şey, işte sıkıntı var ama kriz yok deniliyor ama bu açık ve net şekilde bir krizin belirtisi. Bunu diğerine bakacaksın. Söylemek durumundayız. Şimdi söylemek durumundayız diye derken yani sanki sıkılarak, ıkınarak söylüyormuşuz gibi bir hal var. Sektörün moralini bozmayalım. Hangi sektörden söz ediyorsun? Kendi kendini kandıran sektör. Evet. Halkı niye kandırıyor? Ben bunu merak ediyorum. Kendi kendilerini kandırıyorlar, hadi eyvallah. Ya da bizim bilmediğimiz başka bir şeyler mi var bu sektörde? Evet. Hani olur ya, bilmediğimiz bir şeyler olur, eyvallah. Şimdi rakamlar... Bir rakam daha söyleyeyim. Mesela geçen yıl ilk üç ayında, Ocak, Şubat, Mart'ta turizm tarihinin en kötü dönemi olarak bilinen bu dönemde 460 bin turist gelmiş Antalya'ya. 3 ayda. Bu yıl 337 bin turist gelmiş. Yani çok vahim bir düşüş var. Bunu işte giderilmek, görmek durumundayız. İşte ilk Arap Baharı'ndan bu tarafa bağırdım, söyledim, ettim. Bak kötüye gidiyoruz, eliyoruz. İnanmadılar, aha eldik. Evet, şimdi, ne yazık ki. Önlem evet. Almak farklı bir şeydir Nihat Toplu. Önlem almak farklı bir şeydir. Hı hı. Neler yapılacağını anlatmak farklı bir şeydir. Doğruyu söylemek farklı bir şeydir. Doğruyu masaya yatırırsınız. Doğruyu yatırırsanız masaya, eğer insanın beyninde problem varsa masada sünnet ederseniz Nihat Toklu, hiçbir şey olmaz. Problem beyinde, sünnette değil. Evet. Şimdi biz böyle yapıyoruz. Biz birçok sorunda böyleyiz Nihat Toklu. Yatırıyoruz masaya, tamam mı? Adamın kalpte problemi var abi, biz böbrek taşı var mı diye bakıyoruz. Ya arkadaş, adamın problemi kalpte. Şu kalbi bir düzeltelim ki vücut düzelsin. Yo, olmaz. Niye? Biri darılır, biri küser, biri üzülür, biri bilmem ne yapar. Şimdi bizim turizmciye, Antalya'daki turizmcilere bakın. İdarecisinden yetkilisine kadar hepsine bakın Nihat Toklu. Seninle beni gördüğünde yüzü böyle eder. Aynen öyle. Niye? Evet. Niye? Çünkü doğruları söylüyoruz. Bu kentte en fazla turizme, en fazla darbeyi turizmciler vuruyor Nihat Toklu. Vatandaş turizme darbe vurmaz Nihat Toklu. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Kale kapısında oturan insanlar turizme nasıl darbe vuracak? Sizin mahallenin bakkalı Ahmet Efendi nasıl turizme darbe vuracak? Ayakkabıcılar çarşısındaki ayakkabı yapıştıran Ali Efendi turizme nasıl darbe vuracak? Kim vurur darbeyi turizme? Turizmci vurur abi. Ne yapıyorlar? Sen sahilleri kapatırsan, sen doğayı yok sayarsan, doğayla hiç işin yokmuş gibi sayarsan. İlgilenmezsen. Sen kimi tuttumsa öperim düşüncesinde olursan beyin olarak. Sen aman hep buraya getirin turistleri, hiçbir başka yer göstermeyin. Ondan sonra bir de bir AVM turu yaptırın. Onun dışında hiçbir yeri görmesin diye düşünürsen işte bugün aha böyle Mart'taki düşüşün %36 olur. Tarihin en kötüsünün bile kötüsü olur. Ondan sonra da bana da fırsat doğar. Evet. Bana da eleştiri fırsatı doğar. Çıkın bakın bugün meydana, Cumhuriyet Meydanı'na. Nihat Toklu, turist yok. Bak buradan çıkıyorum ben zaman zaman. Evet. Otobüsle meydana kadar gidiyorum ya da tramvayla. Gidiyorum meydana. Meydanda insan yok, turist yok. Niye? Cumhuriyet Meydanı'nda niye? İmajı bir türlü anlatamadık. Bu böyle değil diye.
arkadaşlar dışarıdan baktığınız gibi değil bu ülke diyemedik. Evet. Şimdi biz sadece işte o demin şeyde vardı ya, kaç saat, 30, 360 dakika mı, 600 dakika mı, kaç dakika televizyon başında geçiriyoruz ya. Aa, bak bugün bu oğlan buna pas verir ha. Bu kızla bu da bir çay içse ne iyi olur diye düşünürken. Ki bundan çoğu tiyatro, büyük bir kısmı. Evet. İşte, maaş alıyorlar ya o evet. Şeyciler, o programdakiler maaş alarak oradalar. Ayrıca hem de haftalık çok iyi maaş alıyorlar ha. Senden benden var ya, fersah fersah üzerinde. Evet. O profesörler falan onların eline su dökemez maaşta, maaş konusunda. Öyle de para kazanıyorlar. Reklamıydı, şuydu buydu, gayet iyi. Tamam mı? Bize ha ederken öbür tarafta Avrupalı televizyon öyle yapmıyor. Rus televizyonları böyle yapmıyor Nihat Toklu. Türkiye'de ne kadar böyle şey varsa, çarpık olay varsa, onları göster. Niye? Çünkü rakibin bunlar. Şimdi evet. Mısır televizyonları Türkiye ile ilgili çok güzel şeyler gösteriyor. Demin gazetelerin birinde vardı. Araplar Türk dizilerine şey, talip. Hangi dizimizde bir tane tarihi turistik güzel yerimizi gösteriyoruz ya da tarihimizle ilgili, böyle güzel yerlerimizle ilgili bilmem ne. Daha çok zengin semtlerindeki bir konak yalı oradaki. Ha, başka da bir şey yok. Nihat Toklu, oysa Anadolu'da o kadar, o dizilere konu olabilecek o kadar güzel yerler var ki turizmi böyle aşarsın. Hollywood niye kurulmuştur? Amerikan politikalarını dünyaya kabul ettirmek evet, için. Evet. Peki Ali Bey, şimdi yine turizmden devam edelim. Turizm sektörünün duayen isimlerinden biri konuşmuş. Ömer İslan uyarmış. Bu internet üzerinden online rezervasyon yapan bir firma kapatılmıştı. Firmanın Türkiye'de çalışması engellenmişti. Bu kararla diyor küme düşüyoruz demiş Ömer İslan. En küçük otelde dahi internet aranan bu dönemde bu karar bizi 3. dünya ülkesi yapar demiş. Evet, şimdi diyelim ki bir doğru yani bu giderek gelişti. Şimdi bu firmanın adından diğer firmaların da uyarıldı. Onların da faaliyetinin durdurulacağı söyleniyor. Siz bir diyelim ki Kalkan'da bir pansiyon arıyorsunuz, butik otel arıyorsunuz, internetten arıyorsunuz bunu. Bunu durdurursanız, bunu hizmeti verdirmezseniz hem yurt dışından hem yurt içinden önemli şekilde darbe alırız bu sektör. Küçük oteller, butik oteller, pansiyonlar, ev pansiyonları, butik oteller neyse bunlar zarar görecek bu olaydan. Bunu dediğiniz gibi herhalde bir lobi engelliyor gibi görünüyor. Anlaşılır bir şey değil ne yazık ki. Kalkan'da ne yapıyorsun? Butik otel mi arıyorsun? Kalkan'da. Butik Kalkan'da otelde. Yağma var, yağma. Kalkan'da yağma, oraya gelelim mi? Gelecektik oraya. Kalkan, direkt Kalkan'da değil de Kaş'ta yağma var, yağma. Bugünkü gazetenin başlığı o. Oraya Patara'ya geleceğiz. Yakın tabii. Patara, Kalkan'a yakın. Onu biraz sonra konuşalım mı? Şimdi ayrı başlıkla konuşalım. Bu o internet sitesinin kapatılması, dediğim dün de söyledik bunu, spekülasyonlar çok farklı burada. Ve buna Türkiye'deki bazı kişilerin destek olma şekli de çok el altında işler. Ki TURSAP... Bakın hükümette falan değil ha, sakın böyle bir şey anlaşılmasın. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin girişimiyle durduruldu faaliyetleri. Kimin birliğiyle? Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği. TURSAP'ın... Kim bunlar? Uzay Araştırma Merkezi mi bu TÜRSAP? Yok değil. Değil değil mi? Futbol değil. Federasyonu'yla falan da bir bağ yok. Ne iş yapıyor bu TÜRSAP? Seyahat ajantaları, ajantacılığını düzenliyor Ali Bey. Onlara belge veriyor, kontrol ediyor işte bu. Onların üst birliği. İlk başta denetlenmesi gereken yerlerden biri de TÜRSAP'tır. Bir de sahip, bir de başkanı vardır. Süleyman hep başkan, başbakan hep Süleyman'dır. Süleyman hep başbakan, başbakan hep Süleyman'dır. Bildiğim bileli aynı kişi TÜRSAP'ın başındadır. Bir ben türlü... değilim abi, millet öyle sanmasın. Evet. Bir isim bari ver de millet bilsin. Hemşeriniz galiba ya. Ya bana ne Nihat Toklu ya, Allah Allah, memlekette ne kadar... Sizi söylemenizi bekledim. Niye ben söyleyeyim, Nihat Toklu konuyu gündeme getiren sensin ya. Akıllı söyleyemediğini deliye mi söyletir? Kimdi? Başaran, ne başarandı? Başaran Ulusoy'du değil mi? Başaran. Çok başarmış bak. Çok evet. Başarmış. Bu karar tartışılıyor şu anda. Bu karar tartışılıyor değil. Bu karar Türk turizminin ikinci şeysindeki yani 5 yıldızlı otellerin dışında kalan yerlerin ölümüdür, idamıdır. Nihat Toklu. Bu karar o sitenin kapatılması ölümüdür, idamıdır. Doğru, neler var değildir. Neler var biliyor musun bununla ilgili? Nihat Toklu, neler dönüyor? Konuşulan, sosyal medyada bazı iddialar, söyleme ben o iddiaları burada dile getiremiyorum. Nerede turizmciler çıkıp konuşsalar ya, evet. Niye konuşmuyorlar? Bu karar konusunda yorum yapsalar da diyorsunuz. Peki Ali Bey, şimdi dün
Az sonunda kuruluş yıl dönümüydü. Bugün siz tarihte neler olduğunu anlattınız. Dün de Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 135. kuruluş yıl dönümüydü. Bununla ilgili törenler yapıldı. ASSO'da, ASSO'nun geleneksel olarak bir şey töreni vardır. Kır pitesi ikram edilir kuruluş yıl dönümünde. O yapıldı. Orada daha önce yapılan bir fotoğraf yarışmasının ödül töreninde gerçekleştirildi. Bununla ilgili bir haberimiz var. Haberimizi izleyelim, üzerinde konuşuruz. ASSO'nun 135. kuruluş yıl dönümü meclis salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ASSO'nun eski başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. 135 yıldan bu yana Türkiye'ye, Antalya'ya ve ASSO'ya hizmet etmiş olan herkesi saygıyla anan ASSO Başkanı Davut Çetin, odanın kurumsal devamlılık ilkesini korumaya gayret ettiklerini dile getirdi. Dünyada geleneklerin zayıfladığı bir çağda oda olarak ısrarla geleneklerini sürdürmeye çalıştıklarını belirten Çetin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Odamızda yönetim kurumu ve meclisimizin çalışma biçimleri, ödül törenimiz, kuruluş yıl dönümümüz, yelken yarışımız, Türk müziği günlerimiz eski geleneklerimizdir. Biz bu gelenekleri özellikle ve özenle koruduk. Yenilikler başlattık. Umarım ki gelecekte de bu geleneklerimize ve başlatmış olduğumuz çalışmalara devam etmeyi hep beraber görürüz. Törende son olarak Instagram üzerinden gerçekleştirilen Antalya'da ticaretin fotoğrafını çek yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri verildi. ASSO Başkanı Davut Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer tarafından takdim edilen ödüllerde Doğan Haber Ajansı muhabiri İbrahim Laleli ikinci, Ekrem Şahin üçüncülük ödülü aldı. Mustafa Gümüş ve Niyazi Şahin'e de mansiyon ödülü verildi. Evet, ASSO'nun yaş gününü, kuruluş yıl dönümünü biz de kutlayalım. Burada bir eksik gördüm Mali Bey. Şimdi baktığımız zaman burada fotoğrafta yer alıyor. Osman Berberoğlu, önceki başkanlardan, ASSO'nun uzun yıllar başkanlığını yapmış, Antalya Milletvekili'yle yaptığı bir dönem, siyasete soyundu. Osman Berberoğlu'nu görüyoruz, yaşayan ASSO başkanlarından. İşte Çetin Osman Budak var. Benim gözüm Sayın Türel'i aradı. Bu törende kendisini göremedik. Belki o da çalışmada başka bir yer. Herhalde şey uygun değildi, değil mi? Gündemi uygun değildi, gelememiş ama ASSO'nun başkanlığını yapmış isimlerden birisi de Sayın Türel'dir. Sayın Türel zaten ASSO'nun birçok etkinliğine katılmıyor. Evet. Geçtiğimiz dönemde de böyle bir şey olmuştu değil mi geçen yıl? Evet, öyle bir gene bir katılmamıştı. Olmasında fayda var diye. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bakın, siyasi şeyler kent dinamiklerinde bir kenara koyulabilmeli. Evet. Yani siyasetin ayrı bir şeydir. Kent dinamiği, kentteki dinamiklerle sahip çıkmak ayrı bir olaydır. ASSO bütün Antalyalıların iş adamlarının kuruluşudur ve Antalya'nın önemli önemli iş adamlarının bir arada olduğu bir kuruluştur. Evet. Şimdi Sayın Osman Berberoğlu mesela Doğru Yol Partisi'nde milletvekilliği yaptı. O öyle soyunmuştu. Yani işte Çetin Osman Budak CHP'den milletvekili olmuş olabilir. ASSO'nun içinde değişik görüşler var. Bu çok bir doğal. Bir araya gelebiliyorlar. Bu çok doğal. Gelmeliler. Antalya'nın kendi değerlerini korumamız lazım. Hep birlikte korumamız lazım. Evet, evet. Korumadığımız zaman bir başkasının gelip korumasını bekleyemeyiz. Evet, bu arada ASSO'dan ödül alan, fotoğraf yarışmasında ödül alan arkadaşlarımızı da kutlayalım. Başta İbrahim Laleli olmak üzere arkadaşlarımızı da kutlayalım. Birinci yoktu. Evet, birinci öyle bir şey olmuş. Birinci başka bir arkadaşımızdı. O Antalya'dan. Onun çektiği fotoğrafın Antalya'dan çekilmediği ortaya çıkmış. Kendisi söylemiş bunu sonra. Tamam, bu Antalya'dan çekilmedi fotoğraf deyince onu iptal etmişler. Böyle bir durum oluşmuş. Bu da güzel bir şey. Ben söylemesi gayet söylemesi doğal. De güzel. Aferin. Evet. Dürüstçe bir davranış. Evet, evet. Bu şekilde. Otizmli çocuklar için konser verdi haberi var. Hürriyet Akdeniz'de verildi haberi var. Kim vermiş? Buna bakalım. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü. Değerli sanatçımız, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla onlar için
oluşturulan Hatice Ramazan Savaş Otistik Çocuklar Merkezi'nde, eğitim merkezinde bir konser vermiş onlarla birlikte. Bunu izleyelim Ali Bey, devam ederiz. Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Ramazan Hatice Savaş Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. 200 otizmli öğrencinin eğitim aldığı okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ailelerine yeteneklerini sergiledi. Farkındalık etkinliğinde gün boyu dans eden çocuklar halk oyunları gösterileri yaptı, şiir okudu ve şarkılar söyledi. Otizmli çocuklar etkinlikte yer alan sanatçı Sümer Ezgü ile de türküler söyledi. Etkinlik sonrası konuşan Sümer Ezgü, otizmli çocuklarla 2 gün boyunca çalıştıklarını ve çalışma sonrası çocukların bu etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi. Ezgü, bu özel çocuklara sahip çıkan kurumlar ve aileler olduğunu ama her türlü kötü ihtimale karşın otizmli çocuklar için 19 yaşından sonra yaşam evleri kurulması gerektiğini ifade etti. Aileler çünkü tedirgin. Bizden sonra çocuklar ne olacak? Allah verir de bizden önce kaybetsek onları. Biz eğer ki biz onlardan önce ölürsek bizden sonra ne olur çocuklar diye. Bu çok ciddi bir durum. Evet, Sayın Ezgün'ün dikkatin altını çizdiği bir olay. Bizden sonra ne olacak çocukların durumu? Evet, bunlar için özel evler oluşturulması önemli. Bu projenin gerçekleşmesini diliyoruz. Bu arada başka bir etkinliğimiz daha var Ali Bey. Uçurtma şenliği de yapılmış otizmli çocuklar için. Onu da izleyelim. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğrencilerini yamaç paraşütüyle uçurdu. Heyecanlı mısın? Evet. Ne yapacaksın şimdi? Üşeceğim. Uçacağım. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin seyir terasında gerçekleşen etkinliğe Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun öğrencileri ve onların velileri katıldı. Yoldan geçerken etkinliği gören ve uçmak isteyen otizmli çocukların ailelerinin de istekleri geri çevrilmedi. Ay yavrum, ne mutluluklar, ben anlatamam ki. Çok canım, güzel bir duygu. Ay çok teşekkür ederim. Hepinize, sağ olun yavrum. Hepinize ayrı ayrı. Yani herkese çok teşekkür ederim. Evet, ayrı ayrı teşekkürler. Ay kurban olun. Onlarca çocuk dakikalarca havada kalmanın heyecanını yaşarken anne, baba ve ailelerinin diğer fertleri de aşağıda fotoğraf ve görüntü kaydetti. Çocukların bazıları uçarken şarkı söyledi, bazıları da marş okudu. Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksoy, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde yıllardır yaşadıkları özgürlük duygusunu otizmli çocuklara yaşatmak istediklerini dile getirdi. Özel arkadaşlarımıza bir vakit ayırmak istedik. Onları yıllardır keyfini sürdüğümüz bu özgür duyguyla tanıştırmak istedik. Uçmanın verdiği keyfi yaşatmak istedik. Kalkışlarını gördünüz. Ağızları kulaklarındaydı. Çocuğuna yamaç paraşütü keyfi yaşatan Nurhan Yüksel de heyecandan titrediğini belirterek şu ifadelere yer verdi. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Bu çocukların hislerini ifade edemedikleri için böyle aktiviteler olmasını çok istiyoruz. Evet efendim, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz biz de. Onların sevinci önemliydi. Onların yüzlerinin gülmesi önemliydi bu özel günde. Kısa bir aramız var. Aramızdan sonra devam edeceğiz. Antalya gündem sürüyor efendim. Antalya gündemin 3. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Akdeniz manşetle bu bölüme başlıyoruz. Akdeniz manşetinde Hestorex gün sayıyor haberi var. Dünyada ilk kez Antalya'da yapılacak olan sağlık, spor, alternatif turizm kongresi ve fuarı olan Hestorex'e sayılı günler kaldı. Bu konuda Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu'nun da değerlendirmesi var. Bununla ilgili haberimiz var efendim. Haberimizi izleyelim, devam edelim. Dünyada ilk kez bu kadar geniş kapsamla gerçekleşecek olan sağlık, spor ve alternatif turizm kongre ve fuarı Hestorex, Antalya Expo Center'da kapılarını açacak.
150 ülkeden 4000 satın alma heyetinin katılacağı fuar için hazırlıklar hızla sürüyor. Antalya'nın deniz, kum ve güneşe bağlı ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin sadece bundan ibaret olmadığını söyledi. Antalya sadece sizin zannettiğiniz gibi deniz, kum ve güneş değil. Bunun ötesinde bu şehir medikal sağlık açısından bir marka şehir. Spor turizmi açısından çok önemli spor alanları var, futbol sahaları var, golf sahalarımız var. Diğer taraftan spor eğitim merkezleri var bu şehrin. Yani bu şehirde hem sağlık turizmi hem spor turizmi açısından büyük avantajların oldu. Diğer taraftan da macera turizmi ve alternatif turizm açısından da ciddi bir potansiyel olduğunu bu fuarla beraber aslında muhataplarımıza, dünyaya yeniden bir ilan etmiş olacağız. Turizmi 12 aya yaymak adına farklı segmentlerde de turizmi çeşitlendirmek zorunda olduklarına değinen Vali Karaloğlu şöyle konuştu. Çok ciddi destekler var. Başta Dışişleri Bakanımızın çok ciddi desteği var. 5 ayrı bakanlığın bu organizasyona desteği var. Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının, turizm sektörünün desteği var. İnşallah başarılı bir fuar geçer diye temenni ediyorum. Fuarın ilk olduğu için belli zorlukların yaşanabileceğine değinen Vali Karaloğlu, fuara 4000 alıcıyla dünyanın en çok satın alma heyetinin katıldığına dikkat çekti. 240 noktayla direkt uçuşu var. Bu çok büyük bir avantaj. Yani charter da olsa, ki bugün charterlar artık neredeyse tarifeli seferler gibi zamanlı uçuşlardır. 240 noktadan dünyada Antalya'ya direkt uçma şansı var. Bu sağlık turizminin gelişmesi açısından da çok önemli bir avantaj. Yunanistan'daki bu sağlık problemi tabii ki hem Türkiye'nin hem Antalya'nın sağlık turizminden daha çok pay almasını mutlaka sağlayacaktır. Ama sadece Yunanistan diye de bakmamak lazım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Hesturex ile ilgili son açıklamasını CNN Türkiye yaptı. Kanser tedavisinden estetik cerrahine kadar Türkiye'ye gelen kişi sayısının giderek arttığını belirten Bakan Çavuşoğlu şunları anlattı. Ajantalarla sağlık hizmeti verenler, sağlık tedavisi zamanında konukları ağlayabilecek oteller ve bu işle ilgili herkesin katılacağı bir fuar düzenleniyor. Bu fuara sadece yurt dışından 4000 civarında ajanta ve bu turizmle ilgilenen kişi gelecek. Evet, Hesturex'i Sayın Vali değerlendirdi. Ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizdi. 6 Nisan'da başlıyor, 9 Nisan'a kadar sürecek. 2 gün kaldı. Evet, Anfaş'ta 2 gün kaldı. Antalya için, Türkiye için önemli bir etkinlik, önemli bir fuar. Turizmimizin geleceği, kentimizin, ülkemizin geleceği açısından çok önemli. İşte, umarız çıkan sonuçları iyi değerlendiririz. İşte deminden beri verdiğimiz rakamlar, yani evet, aradan önceki verdiğimiz rakamlar %26 ve %36 düşüşler. Bu tür fuarlarla, bu tür çalışmalarla ve bu türdeki düşüncelerle ancak yukarıya çekilebilir. Yoksa öbür türlü, işte bizim denizimiz var, otelimiz var, işte battaniyemiz var, yorganımız var, güzel de açık büfemiz varla turizm olmaz. Turizmi oraya indirdikleri için bugün bu haldeyiz. Evet, evet. Nasıl olsa Türkiye'de deniz, kum ve güneş var ve buna gelmeye mecbur. Hiç kimse bir şeye mecbur değil. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle doludur. Dünyada vazgeçilmez diye bilinen o kadar ülkeden vazgeçildi ki. Evet. Onun evet. için biz ne yapacağız? Her geçen gün biraz daha turizmde üstüne koyduk. Hesturex bu açıdan önemli. Ben bunu hep söylüyorum. Ki biz Hesturex yokken de mi bir turizm altyapısı oluşturulmalı diyorduk Nihat Toklu şurada. Böyle bir araya gelmeli nedir? Bu turizmle ilgili bütün birimlerin bir araya gelip konuştuğu, ortak bir mesajın verileceği, ortak kararların alabileceği, oradan çıkacak kararların en iyi şekilde uygulanması gerektiği diye anlatıyorduk. Biz söylüyorduk burada, konuşuyorduk, konuyu da gündeme getiriyorduk. Çünkü özellikle Antalya, bakın özellikle Antalya, demin haberi izlerken de görüyorsun Antalya'nın güzel, sadece kent içerisindeki yerler dahi dünyanın birçok ülkesinde yok. Evet. Biz bunları en iyi şekilde sunabilmeliyiz.
dünyaya sunabilmeliyiz. İç turizme sunabilmeliyiz. Onun için Hestorex Antalya'da birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Gelecek yıl inşallah bu rakamları üstüne koymuş diye konuşuruz. İnşallah öyle olur. Ama bak şunu da söyleyeyim. Yine orada da bütün iyi niyete rağmen Hestorex'i düzenleyen, Hestorex'i yapan, Hestorex'le ilgili her şeyini ortaya koyan bütün onlara karşı rağmen kalkar da yine orada havanda su dövülürse, bazıları hani nefsi şiş yansın ne kebap diye düşünürse yine kaybederiz. Arkadaş neyse onlar konuşulmadı. Çünkü böyle bir fuar ilk defa düzenleniyor ve çok da güzel olacağına ben inanıyorum şahsen. Peki abi. Teşekkür ederiz Ali Bey. Mecliste gerginlik haberi var. Akdeniz manşette, diğer gazetelerimizde de bu haberi gördük. Hangi meclis? Kefes Belediye Meclisi'nde gerginlik çıkmış. CHP grubu terk etmiş meclisi. Çünkü oradaki imar komisyonu seçiminde CHP'den üye alınmamış. Bunu Başkan Tütüncü, biz 8 yıldır uyguladığımız yasayı uyguluyoruz demiş. Protesto edilecek yer burası değil demiş. 5 kişilik imar komisyonundan 4 AK Parti, 1 MHP üyesi seçilmiş. CHP grubu herhalde hem sayı anlamda hem de oran olarak bu dışında kalmış bu meclisin. 3. parti. CHP görünüyor değil mi Ali Bey? Kepez'de şu anda. Görünüyor abi. Doğrusu o zaten. 3. partiymiş 2014'te. Bir de şeyden, bir de transferler de var. Onlarla birlikte mecliste çoğunluk şeye girecek, çoğunluk kalmamış imar komisyonuna. Ha şu yapılabilirdi. Bu geçmiş dönemlerde bu da yapıldı mesela. Ben Sayın Kumbul döneminde sayısı tutmamasına rağmen muhalefetten de bir tane alırsınız meclisi grubunuza. Almış, MHP'den almış da. MHP'den almış sadece. Bir kişi de yer sallarsınız böyle bir şey. Yasal olarak zorunluluğunuz yok ama nedir? Fair anlamında. Ne? Fair play anlamında. Ya Kepez'de CHP yok ki. Evet. Mecliste CHP temsil edilsin. Kepez'de sen CHP'nin varlığını hiç gördün mü? Evet. CHP'nin varlığını gördüm ben. Yok gördün mü? Şimdi bak bir referandum çalışması var Nihat Toklu. Hı hı. Bugün gazetelerin bazılarında var. Kepez'de hayır çalışması, referandum hayır çalışması diye. Kim? Yine kadınlar. Hı-hı. Nerede Kepez'in ilçe teşkilatları? Ne iş yapıyor bunlar? CHP Kepez'de kendisi yok ki mecliste olsun. Yani mecliste imar komisyonuna vermemişler diye yasal olan bir şey bak benim kadar... Üye sayısı tutmadığı Hakan için. Tütüncü'yü benim kadar eleştiren var mı Nihat? Evet. Ha? Yok. Hakan Tütüncü yasal prosedürün dışına taşmış mı? Taşmamış. Öyle. Bitti. Bitti abi. Şey meclisteki imar komisyonuna geldiğinde meclisi terk edenler geçmiş dönemlerde hiç meclisi terk ettiklerini duymadım ben başka işlerde. Niye? Ha, imar komisyonunda farklı bir şey mi var acaba? Düşüncesi insanın aklına geliyor. Evet. Ha. Ya Toklu, Kepez'de CHP yok ki. Kepez meclisinde olsun. Peki. Evet. Manavgat Çağlayan'ı çağlamaz oldu. Milliyet Akdeniz'in hemen logosunun yanındaki haberdi bu. Bunu okumadan geçmeyelim. Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nin su seviyesi, şelaleyi besleyen ırmak üzerinde kurulu iki barajın doluluk oranları ve elektrik üretimine göre değişiyormuş Ali Bey. Doğrudur. Üretimi arttırmak için barajdan fazla su bırakıldığında Çağlayan coşuyor. Su tutulduğunda ise kurumuş bir görüntü ortaya çıkıyormuş. Bu dönem dönem sık sık rastlanan bir olgu. Şu anda da böyle bir şey olmuş. Manavgat Çağlayan'ı o bildiğimiz görüntüden uzakta bir fotoğrafı var. Evet, bu doğru. Manavgat'ta insanlar böyle yukarıdan çok büyük bir Çağlayan olarak beklemesin Manavgat Çağlayan'ı. Evet. Manavgat Çağlayan'ı zaten öyle değildi. Su da olmayınca su zaten da olmayınca, durum ortaya çıkıyor. Evet, dün şapka belediye başkanı düşüyor, kel görünüyor. Dün belediye başkanı zaten konuşuyor. Şeyde de vardı. Kanal ve Ana Haber bülteninde de vardı evet. Bu haber. Ben izledim. Belediye başkanı da haklı bir sezleniş gösteriyor orada. Yani sezleniş derken de şey yapmıyor. Yani onun suyun tutulmasına göre şelalenin şeklinin değiştiğini ama evet. Ara sıra da orada bir su salınınca ne olduğu da hep ortaya çıkıyor değil mi Nihat Toklu? Evet. Baraj tehlike altına girince. Ama şimdi Naras Barajı kurulduktan sonra biraz daha o tehlike giderildi diye düşünüyoruz Ali Bey. Umarız olmayacak bundan sonra. Naras Barajı yapıldı. Şeyi besleyen, Manavgat'ı ırmanı besleyen önemli bir akarsu. Oraya baraj yapıldıktan sonra herhalde olmaz bundan sonra.
Umarız olmaz. Bir anda da diğer çalışmalar da var orada. Yağmur suyu çalışmaları da yapıldı. Peki Antalya Körfezi yazarı Bey, Körfez'i kutlayalım. Körfez'in başarılı muhabiri Müzeyyen Yüce bir ödül daha almış. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün 30.sunu yaptığı yerel medya özendirme yarışmasında kızımı ölüme teslim etmedim başlıklı röportajıyla Türkiye birincisi olmuş Müzeyyen Yüce. Bir kez daha kendisini kutluyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Türkiye çapında bir ödül almıştı. Yine bir çalışmasıyla, Güneydoğu'da yaptığı bir çalışmayla, haberleriyle ödül almıştı. Ben hep bunu söylerim. Müzeyyen'i gerçekten bir kez daha tebrik edeyim. O ödül almaktan, biz tebrik etmekten bıkmadık. İnşallah hep böyle olur. Keşke her hafta burada bir arkadaşımızı tebrik edebilsek. Keşke her gün bir arkadaşımızı tebrik etsek. Ödüller alsalar, güzel işler. Biraz önce de İbrahim Laleli'yi, Doğan Haber Ajansı'nın muhabiri arkadaşımızı tebrik ettik. O da Asso'nun yarışmasında ödül almış arkadaşımız. Şimdi, hani mesleğin yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttuğu bu günlerde bence bu tür haberler, bu tür birincilikler Antalya için önemli. Evet, çünkü Antalya medyasında yeni arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız yetişmiyor diye serzenişte bulunuyoruz. Bunun için Müzeyyen bunların bir inşallah aynası olur. Evet. Müzeyyen'i bir kez daha tebrik ediyorum buradan. Bir kez daha kutluyorum Müzeyyen'i. Gerçekten keşke Müzeyyenler çoğalsa, Antalya'da Müzeyyenler çoğalsa ve arkadaşlarımızda şöyle de bir hata var. Ben bu yarışmaya niye katılayım? Ben yarışma için mi bu işi yapıyorum? Yok arkadaşlar, öyle değil. Gerçekten katılın. Neden kentinizin ismini duyurursunuz, çalıştığınız kurumun ismini duyurursunuz? İlle de ödül almak önemli değil. İşte bir başarılı olunca da ödülünüzü alıyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Bunun için sık sık bu tür yarışmalara katılın ve de aldığınız ödülü saklamayın ya, herkesle birlikte paylaşın, hep beraber paylaşalım. Bu hepimizin başarısıdır, Antalya medyasının başarısıdır. Ben Müzeyyen, evet kişisel olarak ödülü Müzeyyen almıştır ama ben bunu Antalya basını olarak, Antalya yerel medyası olarak sahipleniyoruz aldım. Bu şekilde tabii ki yerel medya olarak düşünüyorum. Körfez'i de kutluyorum. Böyle bir muhabiri elinde tutup yetiştirdiği için. Peki. Antalya Körfez'in manşetine bakalım şimdi de. Manşette Patara yağma demiş. Patara'da yağma. Kaşa Bağlı Yeşilköy ile Gelemiş Patara sınırında bulunan birinci derece doğal sit alanı Yalı ve Tavas mevkilerinde kaçak inşaat sayısı, kaç Ali Bey? 40'ın üzerine çıkmış. Birinci derece doğal sit alanı, yani çivi çakmanın taşı bir yerinden almanın bile yasak olduğu bir bölgeden söz ediyoruz. Bunlara sadece tutanak tutulmuş, hiçbir yaptırım olmamış. Bunların çoğu da, kaçak yapıların çoğu da villa turizmi için çalıştırılıyormuş. Evet, Kaş'ın bu bölgelerinde görüyoruz, zaman zaman kümes yapıyoruz deyip otel yapanlar veya restoran yapıyoruz deyip büfe diye restoran yapanları görüyoruz sit alanlarında. Şimdi de Kaş'ın bu bölgesinde kaçak villalar, turizm için kullanılan villalar başlamış. Bir haberin bir ayrıntısı daha var. Yalı mevkiinde, Kaş'ın Yalı mevkiinde arazi satış yapan bir emlakçı demiş ki koylarda kumsalın hemen üstündeki 2B niteliğindeki araziler, arsalar ünlü bürokratlar tarafından, üst düzey bürokratlar tarafından satın alınıyor demiş. İddiada bulunmuş. Böyle bir iddia. Bürokratların isimleri de bellidir. Çünkü orada tapu işlemleri görünce isimler bellidir. Ortaya çıkar. Kendileri aldıysa tabii. Kendileri almaz. Atlarını aldılarsa hiç, tabii. Hiç öyle şey yapmazlar. Kendileri almazlar da başkalarını. Onların o başkaları üzerine alırlar. O ayrı bir boyut. Şimdi gelelim Kaş'a. Kaş üzerinde. Uzun zamandır bu tür haberler Antalya medyasının, Antalya'da gündeme geliyor. Türkiye'de de zaman zaman bunlar konuşuluyor. Çünkü Kaş Antalya'nın bir ilçesi değil. Dünyanın bir çekim merkezi. Evet. Ne özelliği ortaya çıkıyor? Sakin ve yavaş yavaş. Betonun az olduğu. Evet. Eskiden betonunun az olduğu. Şimdi eskiden önüne koymak lazım. Betonun az olduğuna eskiden kelimesini koymak lazım. Bakın birkaç daha yok. Bir daha aynı doğayı geriye... Bir kalkan daha yok. Evet, geriye getirebilme şansımız yok. Bir Antalya daha yok. Ali Bey bir anımı anlatayım. Anlat. 80'lerin... Ama kimseye dokunmadan anlat. 80'lerin sonları diye. 86-87 olabilir.
Patara'ya yolumuz düşmüştü. Kaş Patara'da. Kaş da çok sakindi. Patara da çok küçük, çok güzel bir yerdi. Orada hemen kıyıda tekne yapan işletmeciler vardı, balıkçılar vardı, tekneciler vardı daha doğrusu. O şey, bomboş, zeytinlikler, hemen sahil, zeytinlikler, çok da güzel görüntüler. İşte 2014'te gittik oralara. İnsanın boğulduğunu hissediyorsunuz o Kaş'ta, Kaş'ın o daha önce zeytinlik olan teknelerin yapıldığı, bir karı koca vardı. İstanbul'dan gelmişler, oraya yerleşmişler. Bahçelerini tekne yapıyorlar, denize indiriyorlar, satıyorlar gibi öyle bir şey. Çok da güzel görüntülerdi. Ama o yeşillikten eser kalmamış. Siteler, villalar, şunlar, bunlar, beton, bembeyaz bir görüntü. İnsanın gözünü de yoran bir görüntü her şeyden önce. Gerçekten kötü kullanıyoruz Kaş'ı ve Kalkan'ı, bu bölgeyi. Böyle giderse kümes ruhsatıyla, kümes yapıyoruz diye ruhsatla villalar yapılırsa bunun sonu yok. Ali Bey. Vallahi ben bir yere kadın belki lüks oteller yakında havaalanı açılırsa orasını... Ben Kaş'ta havaalanı açılmasına karşıyım. Evet. İnsanlar o doğa güzelliğini göre göre. Bak bazı yerler var. Mesela bizim sal menzası var ya, Pokutsal dedikleri evet. Yer şimdi. Eskiden oraya yaya giderdik. Nihat Top. Yani sizin dediğiniz Çamlı Hemşin'in mezası, yaylası diyorsun diyelim. Çimçivan'ın. Evet. Tamam. Rize. Sal diye bir yerimiz vardır. Bizim eskiden oraya yaya giderdik. O güzellikler, o şeyleri göre göre giderdik. Şimdi araba yolu yaptılar Nihat Toklu. Aşağıda kafayı yapan yukarıda. Evet. Yaya olduğu zaman daha farklı, daha şey oluyor ve daha natürel kalıyor. Şimdi Kaş, o havaalanı yapıldığında daha farklı işlemler ortaya çıkacak. Daha farklı istekler de olacak. Ama böyle olduğu zaman o yol var ya, meşhur Kaş yolu, hı hı. O virajları döne döne gitmek, o deniz kenarından gitmek gerçekten çok hoş. Dikkatli gitmek, seyredin seyrede gitmek çok değil mi? Çok hoş gerçekten. Oralarda evet. Fotoğraf çekmek, denizi seyretmek, akşam geriye döne... Yani her şeyle apayrı bir doğa orası, apayrı bir güzellik. Bunu yaşayalım. Ha getirip de doğanın içini de böyle evet. Şekilde yağmalarsanız o zaman hiçbir anlamı olmaz. Evet, 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 evet. Ve Kaş son zamanlarda yağmalanıyor haberleriyle gündemde. Eskiden Kaş farklı haberlerle gündemdeydi. Şimdi Kaş yağmalanıyor haberleriyle gündemde. Bunun önüne geçilmesi lazım. Evet. İşte burada bir kez daha Hestorex'in önemi ortaya çıkıyor. Alternatif turizm için Antalya'da kaçınılmaz bir yerlerden bir tanesi de Kaş'tır. Evet. Kaş çok önemlidir. Alternatif turizm için Kaş çok önemlidir. Evet. Spor, sağlık, ondan sonra trekking, şu bu bilmem ne, bunlar ayrı. Yani sağlık turizmi Kaş'ta çok fazla tutmaz. Spor turizmi, dalış turizmi aşırı derecede ilgi görür. Ondan sonra şu paraşütle atlama şeysi ilgi görür. Ya bunlar için güzel olan bir şey, elimizdeki bir değeri niye kaybedelim? Oraya 5 tane bungalov yapılmayı versin ya, kime hizmet ediyorsa. Bungalov adı altında villa. 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 Yapılmayı villa. Versin. Villa yapılıyor. Peki Ali Bey. Eğitime ön yargı engeli diye Hilal'in manşeti var bugün. Uluslararası Antalya Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor İsmail Yüksel'in başlaması, yurt dışında öğrenci ya da hoca getirmenin kolay olmadığını söylemiş yurt dışından üniversiteye. Çünkü burası yabancı İngilizce eğitim veren bir üniversite. Hocaların neredeyse hepsi ülkemize karşı ön yargılı demiş. Bu acı bir gerçek. Tabii bu üniversite kurulurken büyük önemli bir hedef yurt dışından öğrenci almaktı. Onlarla eğitim vermekti. Ama şu anda bunu gerçekleştirmekte zorlanıyorlar. Çünkü ülkemizin turizm açısından olduğu gibi bu açıdan da bir olumsuz bir ön yargısı var oluşmuş durumda yurt dışında. Buna dikkat çekiyor Sayın Hoca Ali Bey. Evet, bir şey de MHP'li meclis üyesi, Muratpaşa Belediyesi'nin tek meclis üyesi Mustafa Taşbaş şu anda kalmış Ali Bey. 16 Nisan'daki referandumda için ne diyecekmiş Ali Bey? Ne bileyim canım. İçimden hayır haykırışı geliyor demiş. Onun içinden mi? Evet. MHP'den CHP'ye geçen meclis üyesinin, yani geçmiş dönemde MHP'den meclis üyesi olup da şimdi CHP'den meclis üyesi olanın içinden ne geçiyor? Dışarıdan hayır yazıyor da içinden ne geçiyor? Başka bir şey mi geçiyor diyorsun? Bence değil, onun da içinden başka bir şey geçiyor. Onun da içinden evet demek geçiyor. Abi kimin içinden ne geçtiğini kimse bilmez. Evet. Tamam, onun için.
Ben bu konuda net sayıyı veririm Nihat Toklu. Verir misiniz Ali Bey? Yüzdeyi, net verir yüzdeyi misiniz? Veririm. Bir kenara yaz Nihat Toklu çıkar. 15'inin akşamı, 16 Nisan'ın akşamı ben sana net sayıyı veririm. Hem de ilçe ilçe, il il. Peki. Köy köy. Evet, bu Antalya gündeminin de manşetindeydi bu haber. MHP'li meclis üyesinin bu sözleri. Başkan Uysal 3. Otizm Farkındalık Festivali'nde otizme dikkat çekmek için üstü açık Vosvos'la şehir turu yapmış. Şehirde tur atmış. Güzel de bir görüntü. Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve şube Mehmet Balık'ın bir açıklaması var. Eğitim İş'in bir açıklaması var. Buradaki kendi üyelerinin, okullardaki üyelerinin cezalandırıldığına yönelik bir açıklama. Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aydın'ın görev yaptığı okulda öğretmenler kurulu toplantısında il Milli Eğitim Müdürlüğü'nü eleştirdiği için, ilçe Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştirdiği için cezalandırıldığını söylemiş. Bu konuda eleştirilerini dile getiriyor. Eğitim İş'in Antalyalı Genel Başkanı Sayın Mehmet Balık. Dün bu konuyla ilgili basın toplantıları vardı. Süremize baktım da ara zamanımız geldi mi, ona göre yeni gazeteye geçelim mi diye girmeyelim dedi yönetmenim. Ara zamanımız gelmiş, reklam aramız gelmiş. Aradan sonra döneceğiz efendim. Önemli haberlerimiz var. Onlarla ilgili onları sizlerle paylaşacağız. Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya gündem devam ediyor. Önümüzde Hür Ses gazetesi var. Hür Ses'in birinci sayfasında tek adam tepkisi yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tek adamlık söylemlerine tepki göstermiş. Yeni sistemde tek adam yüce Türk milletidir demiş. Sayın Türel yeni sistemi savunuyor. Evet'i savunuyor. Bir de hayırı savunanlar var. Orada dur o zaman. Onunla ilgili bir şey vereyim. Paylaşım. Mustafa Kök diyor ki evetçilerden gerçek referandumu konuşan yok. Sayın Türel Serik konuşmasının bir bölümünde halkın 16 Nisan'da sandığa giderek teröristleri perişan edeceğini vurgulamış. Çünkü referandumu anlatacak durumları yok gibi bir eleştiride bulunmuş. Evet, dünkü Serik gezisinde bizim Serik'te bir güreş eğitim merkezi kurulmuş. Onun görüntüleri de vardı. Orada ona sevindik. Onu da söylemek lazım. Büyükşehir Belediyesi'nin bir yatırımı Serik Belediyesi ile birlikte. Hürses'in manşetindeki diğer haber CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak'la ilgili hayır oyları demiş. 2,5 puan önde iddiasında bulunmuş. Çetin Osman Budak kamuoyu anketlerinin bunu gösterdiğini ifade etmiş. Ayık'tan şu kapatılan internet sitesinin online rezervasyon yapan internet sitesiyle ilgili bir açıklama var. Osman Ayık, TÜROFET Başkanı, Türkiye Otacılar Federasyonu Başkanı. O sitenin sadece Türkiye içindeki otellere ve tesislere ulaşımının engellendiğini, yurt dışındaki rezervasyonların yapılabildiğini söylemiş. Rus dışındaysanız, Almanya'daysanız bu sistemden faydalanıp Türkiye'de rezervasyon yapabiliyorsunuz demeye getiriyor. Ama bu tabii çok da içine sinmemiş anlaşıldığı kadarıyla Sayın Ayık'ın bu açıklama yapsa da. Bunu doğru bulmadığını anlıyoruz sözlerinden. Yapılan işlemi doğru bulmadığını anlıyoruz. Şimdi bir şey söyleyeyim. Yapılan işlem doğru değil ama yapılmış ne olacak? Yenileri de gündemde Ali Bey. Şimdi yeni Türkiye içinden internet üzerinden rezervasyon yapan firmalar var. Onlara da yasaklama gelecek gibi bir hava var. Bu doğru değil. Bunu söylemek lazım. Şimdi Ali Bey, bizim ülkemizde Antalya'da çok sayıda insanımız yabancılarla evli, yabancı gelinlerimiz, yabancı damatlarımız var. Neredeyse her ailede olmaya başladı. Bununla ilgili bir haberimiz var. Rus-Türk aşkı ile ilgili bir haberimiz var. Onu izleyelim, devam ederiz.
Kasım 2015'te Türk-Rus krizinin ardından Türk erkeklerle evli olan yerleşik Ruslar ülkelerine dönmeyip Türkiye'de kalmayı tercih etti. Hatta Türklerle evli olan yerleşik Ruslar 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde sokaklarda demokrasi nöbeti tuttu. Rusların ilk tedirginliği Rusya ile 24 Kasım 2015 tarihinde yaşanan uçak kriziyle başladı. Kriz döneminde Antalya'da Türk'le evli 40 bini aşkın Rus kadını eşlerini bırakmayıp ülkede kalmayı tercih etti. Zaman gelirse tabii ki herkese etkiledi. Öncelikle korku yaşadık. Yani ne olacağını bilmiyordu. Tabii ki çok mutlu yaşıyorlar burada. Çünkü gerçekten böyle bir örnek dünyada da yok. Yani o kadar evlilik, o kadar aşk, sevgiyi aileler içerisinde, o kadar çocuklar. Yani hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Kriz dinlemedi diyebiliriz. Hatta Rus gelinler 15 Temmuz darbe kalkışması gecesinden itibaren 30 günlük demokrasi nöbetlerinde sokaklarda Türk vatandaşlarla birlikte Türkiye'yi savundu. Biz Rusya'ya gitmesini bırakın. Aslında biz bu ülke çok seviyoruz ve çok değer veriyoruz. Çünkü biz de Türkler olduk artık. Mesela darbe zamanında biz de sokaktaydık. Türk vatandaşıyla 7 yıldır evli olan yerleşik Rus Oksana Mutluysa kriz döneminde Rusya'ya gitmeyi hiçbir zaman düşünmediğini belirtiyor. 2010 yılında evlendik. Burada 8 yıldır burada oturuyorum. Bir de kriz döneminde hiçbir fikrim bile olmadı Rusya'ya gitmek, kaçmak buradan. Sıcak ilişkileri daha çok ilerletmek için çeşitli projeler yapacak olan Ruslar Antalya'da 9 Nisan'da Rusya Olimpiyatları, 30 Nisan'da Güneş Çocukları Festivali ve 2. Dünya Savaşı Zafer Günü'nü 9 Mayıs'ta Antalya'da kutlayacak. Evet, bu değerlendirmeyi de aldık. Tabii dönemler olmadı mı? Oldu ne yazık ki. Bu Türk-Rus ilişkilerin bozulduğu dönemde bazı insanlar, Ruslar döndüler ülkelerine. Şimdi geri gelmeye başlamışlar. O sıkıntılar yaşadık ama dönmeyenler de burada, evliliklerini sürdürenler de vardı. Mesela bizim söyleyeyim, hem Alman hem Rus gelinimiz var. Evet, evet. Ondan sonra Mehmet Tosun'un Ukraynalı gelini var. Murat Paşa meclis üyesi. Evet, geçtiğimiz günlerde de dede oldu. Şimdi evet, bunlar hiçbir tanesi geri dönmeyi düşünmedi. Yani bizim gelinler de geri dönmeyi düşünmedi. Evet. Yani bu tür şeyler farklı. Nihat Toklu, bir şey söyleyeyim mi? Biraz da konu bence insanların arasında, halkların arasında pek problem yok. Ülkeyi idare edenler arasındaki problemler aşağıdakileri o kadar ilgilendirmiyor. Evet. Yani evet, şimdi ben Ruslarla niye kavga edeceğim abi? Evet. Yani niye kavga? Sen niye kavga eder misin? Niye edelim ki? Bizim Behlül kavga eder mi? Etmez abi. Evet. Meseleye buradan bakmamız lazım. Yabancıyla, yani sadece Rus olarak bakmayalım. Yabancı burada belki var. Mesela 9 Mayıs'taydı dedi galiba. 9 Mayıs'ta Rus ordusu değil aslında, Sovyet ordusunun Nazi ordularını yenmesi, Berlin'e girmesi, Berlin'deki Hitler rejimini, faşist rejimini devirmesiyle ilgili kutlamalar da olacakmış. 9 Mayıs önemli Ali Bey. 9 bir Mayıs şey söyleyeyim, önemli. Buna dünya tarihi için önemli. Tabii ki dünya tarihi. Çünkü faşizme karşı yapılmış olan bir... Bu pek bilinmez ama başarıdır. Hep Amerikalılar işte Hollywood filmlerinde anlattıkları sanki onlar savaşmış gibi gösterilir ama asıl yükü çeken o zamanki Sovyetlerdi, Sovyet halklarıdır. Hitler oralara girdi, yıllarca kaldı, onların sıkıntıları, o ülke yandı, yıkıldı. 20 milyon değil mi Sovyet vatandaşının? Piyanist diye bir film vardı, evet. Nihat Toklu, Piyanist. Abi, bu şeyle ilgili tabii kısmı ayrı, Yahudilere yapılanları ayrı tutuyorum ama o ülkeye işgali, o ülkenedeki yapılan kıyımlar, 20 milyon insanın öldürülmesi, o ülkenin direnişi, o Stalingrad direnişi ünlü, Moskova direnişi ünlü, gelinen noktada ünlü. 9 Mayıs önemli. 9 Mayıs bakı açıdan önemli Ali Bey. Neden biliyor musunuz? Yani bizim de doğum günümüz 9 Mayıs, o açıdan demek ki öyle bir günde doğmuşuz. Peki yani unutma diyorsun. Yani bilmem, mesajı verdim, ortaya koyduk, alan alır. Ki mesela bu ilişkilerde Nihat Toklu, o tür günlerin iki ülke tarafından kutlanması da çok farklı ve güzel ortamlar, evet, doğuruyor. Evet. Yani şimdi Türkiye'de vay bu niye kutlanıyor işte,
Ya bizim için de önemli canım. Şimdi abi, bak, o faşist rejimin yıkılması dünya için önemli. Şimdi bak, orada emeğe geçen herkese saygı duymak lazım. Bak geçmiş dönemde hep bunu söylerim, eleştiririm. Bu Almanların kutlamasıyla ilgili. Oktoberfest. Oktober. Yani hasat bayramı. Hasat Almanların bayramı. Hasat bayramı. Ha, onun kutlanmasıyla ilgili yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Biz bu tartışmayı bitirmemiz lazım. Burası Antalya. Evet. Biz bu tartışmayı bitirip bir kenara koymamız lazım. Almanların hasat bayramını biz burada kutlayabilmeliyiz. Rusların işte şeye karşı, Alman ki, faşizmine karşı kutlamalıyız. Almanların hasat bayramını kutlandı. Bavyera eyaleti kutluyor bunu, evet, ağırlıkla. Bavyera'da kutlamalıyız. Bizim de Bavyera'da bir kardeş kentimiz var, Nürnberg diye. Önemli, evet, bir kardeş kentimiz yani var. Çok onu da kutlamalıyız var abi. Rus şey Sovyet askerlerinin faşizme karşı olan başarısını da şeysini de zaferini de burada. Niye? Çünkü burada iki taraftan da var. Bu, evet. Onlar birbirleriyle kavga etmiyor. Biz niye kavga ediyorum ben bunu merak ediyorum. Evet, evet. Antalya evet, dünya mozaiğidir abi. Bak çık Antalya sokaklarına. Hindistanlısı da var, Pakistanlısı da var, Almanı da var, Hollandalısı da var, Rusu da var, Ukraynalısı da var, Ermenisi de var, Çerkezi de hepsi var abi. Lazı da var, Kürdü de var abi. Antalya bir mozaik, dünya mozaiği. Onun için ne yapmamız lazım abi? Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Biz barış kentini olmayı sürdürmeye devam etmeliyiz. Ya da barış kenti olduğumuz imajını dünyaya vereceğiz abi. Bunu vermediğimiz sürece kaybetmeye mahkumuz. Evet Ali Bey. Şimdi Antalya son haberdeyiz. Antalya son haberinde AKS'de 1892 yılına yolculuk diye bir haber var sürmanşette. Evet, bu ASSO'nun Kültür Sanat Merkezi. Kültür Sanat Merkezi, eski ASSO bildiğimiz kale içindeki, kale kapısındaki eski ASSO'da bir sergi açılmış. Bir Avusturyalı yüzbaşı 1892'de İzmir'den Antalya'ya gelmiş Ali Bey. Çektiği fotoğrafları orada sergiliyormuş. Gerçekten çok önemli, çok anlamlı. Herkesin yolunun düşmesini bekleriz. Çünkü ASSO'nun Kültür Sanat Merkezi, kent merkezinde yürüme mesafesinde herkesin ulaşabildiği bir yer ve burada tarihe yolculuk da yapılacak. Böyle bir haberi vermiş Antalya Son Haber Sürmanşetinde. Gelmiş mi geliyor mu o sergi? Gelmiş. Yolcular çıkarıyor diyor. Gelmiş, açılmış sergi. Fotoğraflar da yer alıyor. Şu anda sergi açık. Ne güzel. Onun haberi var. Evet Ali Bey, şimdi Gazete 1'deyiz. Gazete 1'in birinci sayfasına bakıyoruz. Demin değinmiştik Ali Bey, Pehlivanlar Diyarı Serik diye. Serik Boğazkent'te güreş eğitim tesisi, Belek Mesire Alanı ve Kayaburnu eski Yörük. Eski Yörük yazmışlar, yanlış. Eski Yörük, Tekke Çakarlık Mahalle Yolu'nun hizmete açılması vardı. Sayın Türel'in burada bizim memleketi de öven bir konuşması var. Bunu siz de duyarsın, duymuşsunuzdur. Yok, duymadım. Duyun ama o zaman. Serik diyor, yiğitlerin harman olduğu, atasporu güreş geleneğinin devam ettiği pehlivanlar diyardır diye de eklemiş. Sayın Türel'in bu saptamasına, bu övgüsüne teşekkür ediyoruz. Evet. Ali Bey de katılıyordur herhalde. Serik'in yetiştirdiği en büyük pehlivan Rüştü Rençper değil mi? Rüştü Rençper değil. Rüştü Rençper futbolcu. Evet. Futbolcu mu? Yok, caddeye ismini vermişsiniz de onun için. İsmail Ogan. Yok, caddeye ismini vermişsiniz de onun için dedim. Hani Rüştü mü en büyük pehlivan diye. Yok, onu verenlere sor Ali Bey. Onu verenlere soracaksınız. Ben şimdi geçtiğimiz akşam belediye başkanını izledim. Serik Belediye Başkanı. Evet. İzledim. Ramazan Çalık Hoca'yı izledim. Gerçekten Serik'le ilgili söyledikleri, sahillerle ilgili söyledikleri, Serik'teki yaptıkları gerçekten şey. Fakat Ramazan Hoca'dan bir isteğim var benim burada. Sevgili Ramazan Çalık'tan. Şu Rüştü Rençper isminin oradan kaldırılması. Yani Korkuteli Belediyesi verirse veririz. Şey söyleyeyim, Rüştü Rençper mi Serik'in yetiştirdiği büyük pehlivan ya? Yani veya sporcu. Evet, ha, o konu. Rüştü Rençper'in Serik'e katkısı nedir? Mesela evet, ben merak ediyorum. Yani baktığınız zaman Antalyalılıkla ilgili Antalya'ya aidiyet duygusu bak, nedir? Antalya'ya katkısı hiç yok da hani Serik'e belki küçük biraz daha ilçe ya, Serik'e bir katkısı mı var? Niye o isim oraya verilmiş? Evet. Ben de merak ettim. Konuda evet, zaman zaman. Ama bugüne kadar hiç dile getirmedin. Getirdim. Çok ne getirdim zaman? Çok konuştum Ali Bey. Bu konuda evet, çok konuştum. Evet. İyi etmişsin o zaman. Bu konuda çok konuştum. Bir şey de anlamam. Mesela evet, sözü geldi. Nuri Teoman. Kim? 60 ihtilalinde, 73 ihtilalinde, 70 darbesinde belediye başkanlığı yapmış. Seçimle değil yani. Seçime girdi, kazanamadı.
Adına cadde koyuyorsun. Tamam anladık. Bir mahalle koyuyorsunuz adına. Ne özelliği var? Ya bu Teoman Paşa Mahallesi. Ya nedendir yani? Neden? Antalya'da da var Teoman Paşa. İşte o ya. O. Ben dedim Sirt'te de mi var? Değil, Sirt'te yok. O ne o? Nuri Teoman Paşa. Nuri Teoman Paşa. Nedir? Oh, burada garnizon komutanıymış hasbelkader. O günlerde işte ihtilal, darbe oluyor. Darbe olunca da belediye başkanı, vali ne yapılıyor bu kişi? İşte bunun adına bunları temizlemek lazım diye düşünürüm. Yani hak etmediği insanlara, hak etmediği yerleri vermemek lazım. Yani bilemiyorum bu konuda. Ben yaşayan insana isminin verilmesine karşı değilim. Evet. Hak ediyorsa ver. Ama Rüştü Rensper'in ne işi var? Serik'te ve merak. En şey pehlivanınız mı? Değil, pehlivanımız değil. Peki, şimdi bir iki haber daha okuyalım Ali Bey. Şimdi bir dünya turumuz var. Zamanımız azalmış. Yönetmenim de uyardı. Okudum da okuma mı dedi? Dokuma fabrikası güçlendiriliyor haberi var. Dokuma fabrikasının, gazete birden okuyoruz bunu. Dokuma fabrikası... halkın kullanımı açılmasının ardından duvarları ve çatısında güçlendirme çalışmaları başlamış. Sayın Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün bu konuda açıklaması yer alıyor. Ve gelelim dünya turuna Ali Bey. Dünyada neler olmuş ne bitmiş, kısa bir tur yapalım. Umarız güzel haberler olmuştur, güzel olaylar olmuştur. Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan metro istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Çevrede bulunan metro istasyonları kapatıldı. Haber ajanslarında servis edilen görüntülerde istasyonda patlamış tren kapıları ve metronun içerisinde yaralananların olduğu görüldü. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da aşırı yağış felakete yol açtı. Putumayo bölgesinde toprak kayması ve sel sonucu 254 kişi hayatını kaybetti. Felakette en az 400 kişinin yaralandığı, 200 kişinin ise hala kayıp olduğu öğrenildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Anayasa referandumu için oylarını kullanan gurbetçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Almanya'nın 13 noktasında kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar hafta sonu uzun kuyruklar oluşturdu. Düsseldorf'ta ise bu kuyrukların zaman zaman 500 metreyi geçtiği gözlendi. İngiltere'de yaşayan 9 aylık Charlie bebek dünyada sadece 16 bebekte görülen mitokondriyal yıpranma sendromu hastası. Sağlıklı şekilde doğan bebek şimdi ise kasları zayıfladığı için ağlayamıyor ve duyamıyor. Bebek yüksek mahkemeden çıkan karara bağlı olarak daha önce denenmemiş bir tedavi için Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülecek. Charlie için şu ana kadar yardım kampanyasıyla 1,5 milyon dolar toplandı. Vitali Kuruçin isimli Rus müziğini üretirken silahlarını kullanıyor. İyi bir keskin nişancı olduğu kadar iyi bir müzisyen olduğunu şovuyla kanıtlayan adam müziğe yeni boyut kazandırmış. Kuruçin önüne yerleştirilen siyah beyaz plakalara ateş ederek tabancasıyla klasik müziğe böyle eşlik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 2 yaşındaki ikizler hayran oldukları bir animasyonu işte böyle canlandırdı. Defalarca izledikleri filmin en sevdikleri sahnesindeki her hareketi taklit ettiler. İkizler televizyona bakmadan o sahneyi oynamayı başarırken anneleri ise bu anları kameraya kaydetti. Bu video 12 milyondan fazla izlendi. Evet, miniklerle gülümsedik. Ali Bey daha çok gülümsedi. Çünkü Ali Bey'in torunları da seneye umarız bu şekilde bizde torun oynarlar. İkiz torun 4 tane yani. Evet, İki tane kendi kızımdan, 2 tane de yeğenimden var. Onun için bizde ikiz çok da. Maşallah, bak burada bir şeye Allah dikkat edin. Peki. Cümle bütün çocuklara, bütün çocuklar masum doğarlar Nihat Topluluk. Evet. Şimdi burada bir şeye dikkat ettin mi çocuklara? Televizyonun ne kadar etkili bir şey olduğunu dikkat ettik mi Nihat Topluluk?
İşte bunu söylüyorum hep. Biz televizyonu, dizileri, televizyondaki birçok şeyi Türk turizmine katkı olarak kullanabiliriz, dizileri özellikle. Evet. Mesela Antalya'da 3 tane 4 tane dizi çektirtebiliriz. Antalya'da bu işleri yapabilir, bunlara sponsor olabilecek bir sürü firma var Antalya'dan geçinen. Değil mi? Evet. Yani bunlara sponsor olarak... Doğal platolarımız, ya, her taraf doğal plato gibi de. Thunderbolt ne iş yapar Nihat Toplu ya? Yok, orası sıkıntılı oldu Ali Bey. Niye? Şimdi şöyle düşünsenize. Evet. Kurulduğu zaman konuşuyorduk. Biraz da yeri genişlettiler. Ufukumuz çok güzel dediler. Ufukta ormanlar var, dağlar var. Hadi bakayım şimdi çek bakayım o filmleri. Yok. Taş ocaklarından kelleşmiş yaraları görürsünüz. Hayır, bu yine tartışırız ama orada boşa yatıyor orası ya. Yatıyor tabii, evet. Yatıyor. Yazıktır, günahtır ya. Ya bu kentin değerleridir bunlar. Bir türlü canlandırılamadı. Çandır'daki kurulan film platosu. Yakında şey vardı ya, biliyorsunuz, yakında Belek Turizm Merkezi var. Orada insanlar konaklayabilir, yabancılar veya sinema dünyası konaklar gelir filmini çeker, oradan yararlanır diye düşünülmüştü ama niye canlandırılmadı Ali Bey, onu anlamadım. Biraz şimdi zaman zaman konuşuyoruz. Altın Portakal için işte yabancı yatırımcı burada film çekilsin diye uğraşılıyor, yabancılar gelsinler falan diye, ama yer kuracağız deniliyor ama elimizde bir imkan var. Niye değerlendirmeyiz bunu? Bak. Altın Portakal niye sahip çıkmaz Çandırbut'a, onu da anlayamadım. Bak. Bomboş kaldı. Depodur herhalde. Şu depoda kullanıyor mu? Şöyle bir şey var Nihat Toplu. Biz insanları hayal ettirerek daha fazla oyalayabiliyoruz. Şurada bir gerçeği var. Orada evet. Bir platoların gerçeği var. Yani bu gerçeği kullansak, bu gerçeği kullanmaktan niye imtina? Neden orası kullanılmaz? Antalya'da iletişim fakültesi var değil mi? Kaç sefer gidip gezmişler? Ya da orada bir film çekmeyi düşünmüşler mi? Evet. Ama bilmem hangi gazetenin yarışmasına her yıl özel bir ekip, çok özel bir ekip, özellikle altını çiziyorum, çok özel bir ekip hazırlanırdı. Dekan başta olmak üzere çok özel bir ekip hazırlanır. Aynı dekan görevi değil, biliyorum. Hiç belli değil. Yine aynı şeye devam edebilirler. Mesele bu Nihat Toklu. Şurada bir sinema bölümü açılamaz mı? Niye açılır? Şimdi? Elinde böyle yerler var. Fakat bunlar niye yapıldı, orada kaldı, ne oldu? Hiç de bilmem. Burada gerçekten Çandırlılara çok üzüldüm. Çandırlılar da heyecan içindeydi. Hepimiz figüranlık yapıyorlardı kimileri. Yaptılar bir iki filmde yaptılar. Bir ya da iki tane. Ondan sonra burada diziler çekilecek. Cem Yılmaz'ın. Dizi çekmek için mesela çok uygun bir yer. Niye olmasın ki mesela o tür şeylerde? Mesela bakıyorsunuz biz dizi için bir semt kuruluyor değil mi? Bir mahalle kuruluyor. Orası da çok uygun onlar için, yapılabilir. Dönem dizileri yapılabilir. Ama bir türlü yapılmadı. Çandırlıların da umudu söndü gitti. Biz sanatçı olacağız, sinemacı olacağız umutları söndü gitti ne yazık ki. Olmaz mıydı? Olurdu Nihat Toklu, sen bile oynayabilirdin. Çok olurdu. Öyle bir talebimiz yok Ali Bey de, ne olmasın. Peki biraz sporla bitirelim bu bölüm Ali Bey. Spora geçelim biraz da. Şimdi değişik spor haberleri var. Antalya Spor üçlü sevinç yaşamış. Bu hem basketbolda, handbolda ve futboldaki galibiyeti üst üste gelmiş. Güçlü sevinci var. Handbolda MYK'ya yenmişiz. MYK Handbolu yenmişiz. Basketbolda Artvin'e gidildi. Artvin'de zor biz deplasmanı Artvin. Orada Artvin'i yendik. Futbolda da bilindiği gibi Kayseri Spor'u yendik. Artvin'de basketbol mu var? Artvin'de basketbol varmış Ali Bey ya. Yani sevindi, güzel de bir şey değil mi? Artvin'de basketbolun olması. Ama salonu ben merak ettim. Salon nasıldır diye. Herhalde bizim ilkokul okullarımızdaki salonlar daha iyi dediler onlardan, Artvin'lik salondan. Çünkü çok küçük, az seyircili bir salon. Ya Toklu, Artvin ne kadar bir yer ki, dağın üzerinde böyle bu kadar bir yer. Nüfus 30 bin yok mudur Ali Bey? 35 bin yok mu? Tek iki caddesi var. Ama efendim? Siz ikincilikte basketbol takımınız var. Yani buna bir salon yapılır Ali Bey. Yaparlar inşallah. İnşallah yaparlar. Artvin neyle gündeme gelmişti son zamanlarda? Artvin neyle gündeme geldi? Hangi başkaldırıyla? Bu oradaki Kafkasör Yaylası'nda şenliklerin yapıldığı bölgede ne açılacaktı? Altın madeni. Yok, bakır madeni aramasıyla ilgili tepki. Hala devam ediyor. Nüfusunun 3 katı insanın orada toplandığı bir yer Artvin işte. Evet, Artvinlilerin dualarını korumak için, çevrelerini korumak için duyarlılıkları var. Sporda da Artvin'in böyle bir özelliği var. Bunu söyleyelim. Evet, MYK handbol takımını 25-22 yenmiş ve bu şekilde ligde kalmayı da garantilemiş görünüyor Antalya Spor Handbol takımı.
Şimdi şey devam ediyor. Antalya Spor'un birinci lige çıkma serüveni devam ediyor. O basketbolda. Basketbolda umudunu sürdürüyor. Umarız başarırlar. Handbolda küme düşmekten mi kurtarmışız? Handbolda öyle bir risk var tabii. Maçlarınızı kaybederseniz işte ligden düşebilirsiniz. Antalya çünkü handbolda düşmemek için oynamış. Evet, maşallah. Yani rahatlamış şu anda Antalya Spor bu galibiyette. Kazanmak durumunda. Evet, Rıza Çalınbay'ın değerlendirmesi var. Ya da Rıza Çalınbay ile ilgili bir değerlendirme var. Kulüp tarihinin 4 rekorunu kırmaya hazırlanıyormuş Rıza Çalınbay böyle giderse. İlk hedefi Mehmet Özdil'e ait, Tifo Mehmet'e ait olan maç başına puan ortalamasını aşmak. Diğer rekorlar... 2.21 mi şu anda? 2.21 mi puan ortalaması? 2.1 mi? Ben değerlendirmedim Ali Bey. Sezonluk galibiyet sayısı, en yüksek puan ve puanla ligi bitirme gibi derecelerde de bir rekor kırma peşindeymiş Rıza Çalınbay. Evet, bakalım. Biz de merak dün ediyoruz. Akşam, Antalya Spor nerede bitirebilir ligi? Dün akşam Kale Çizgisi programından önce Spor'da, Kale evet. Çizgisi pazartesiydi. Evet. Spor programında sevgili bizim Koray Gezkel bunları tek tek vermişti de oradan biraz evet. Aklımda kalan iki küsür. Birinci Beşiktaş, ikinci Antalya Spor. Tabii 2 puan almışsınız. Şu anda geldiğiniz 40 puan almışsınız. Evet. Üçüncü Başakşehir. 40 puana getirmişsiniz. Evet. Acaba ilk 3'te 4'te bitirebilir mi? İş olması 4'te 5'te bitirebilir mi Antalya Spor? Şimdi önünde Fenerbahçe ile ve Trabzonspor'la çekişiyor. Bunlar güzel olaylar Ali Bey. Ama süremiz de bitmiş. Bu arada Alanya Spor'da aldığı galibiyetle düşme hattından Alanya Spor'da da abi, Alanya Spor'da da çok iyi bir golcü var. Tehlike geçmemiş ama. Tehlike geçmemiş. Yok geç. Alanya Spor tehlikeyi atlattı. Atlattım. Peki. Atlattım. Ali Bey'e inanalım. Atlatmış olsun. Evet, bizim programımızın süresi bitti efendim. Yarın 7.30'da buluşup tekrar sizlerle Antalya gündemini, Türkiye gündemini paylaşmak istiyoruz. Yarına kadar esen kalınız.